Başlatıyorum. Okay. Başlayalım arkadaşlar. Gelen arkadaşlar katılır. Kısa süreli dinamik psikoterapi aslında birçok anlayışla yapılan bir psikoterapi şekli. Bunun bilişsel olduğu kadar psikodinamik yaklaşımla yapılan türleri de var ve hatta klasik psikanalizin Sifneos gibi hala temel olarak bir kaide, bir temel oluşturduğu anlayışlarda da kullanılabilen bir tarz bu. Hani birçok anlayışla uyumu var ve integratif bir yaklaşım olarak da öne çıkabiliyor. O yüzden de SEPI kongrelerinde böyle şeyler görebiliyorsunuz. Hatta biz de geçen yıl Portekiz'de galiba bir sunum yollamıştık. Şeye bakmıştık. Depresyonda ki Behçet envanterine baktık. Kısa süreli terapiyle anlamlı bir iyileşme olduğunu gösterme imkanımız olmuştu. Kısa süreli psikoterapi hızla yaygınlaşmakta ve geleceğin önemli ve etkili bir psikoterapi yöntemi olmaktadır. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi sağlık maliyeti. Birçok empirik çalışma yapılmış. Biraz sonra bir kısmını görme imkanımız olacak. Bunların sonucunda kısa süreli psikoterapi bir tedavi modeli olarak etkinliği kabul edilmiş, yaygınlaşmış. Göreceğimiz gibi klinisyenler tarafından da hem eğitimi hem uygulaması yönünden kabul görmüş bir yöntem. Özellikle tabii referansımız Birleşik Devletler bu konularda bütün psikanalitik aşağı yukarı ekollerde olduğu gibi Lacancıları hariç tutuyorum. Danışanların yine bazı kaygıları var tabii. Psikoterapi harcamalarının en azından bölümünü kendi sigorta sistemlerinden talep ediyorlar. Yurt dışında biliyorsunuz bunların psikoterapi uygulama ve bunun ödemesi bir sağlık hizmeti olarak kabul edildiği için haliyle sigorta şirketleri bazı ülkelerde devletin genel sigorta sistemi içinde de bunun bir karşılığı var. Diğer bir şey, özellikle klinik psikoloji alanında eğitilmiş insan gücü bütün dünyada sürekli artıyor. Bizde de böyle bir gelişmeye sahibiz. Bu da danışanların psikiyatrik kliniklerinde damgalanmasının önüne geçmede çok yardımcı olan bir yöntem. Gerçekten de bu ciddi bir problem, bu etiketleme, damgalama. Bizim kullanacağımız yöntemin, TLDP'nin yani Time Limited Dynamic Psikoterapi dediğimiz kısa süreli yöntemin hümanistik temelleri de olduğu için yaklaşık 70'lerden beri, 60'ların sonundan beri tanı koymanın terapötik bir etkisi olmadığı, daha çok temel, maladaptif, uyumsuz paternler üzerinden çalışması gerektiği konusundaki anlayışa bağlı olarak çalışıyoruz. Psikoterapi seansları yıllar sürüyordu bir zamanlar. Özellikle biliyorsunuz klasik psikanalizde bir uç yoktur. Terapi seansları haftada birkaç kere olabilir. Burada sınırlama haliyle bunun bazı üst sınıflar tarafından kullanılması sonucunu getiriyor. Ama ta neredeyse başından beri, onu da birazdan göreceğiz, bunu kısaltıp daha efektif ve daha kısa süreli yapmak için birçok çaba var. Birçok yaklaşımda da var. Hani psikanalitik yaklaşımlarda da var, klasik psikanalitik yaklaşımlarda da var. Daha sonraki nesne ilişkileri ve bilişsel yaklaşımlarda da bu mevcut. Birçok depresyon türünde daha önce kullanılan antidepresan ilaçlar biliyorsunuz kullanılıyor, etkili de oluyor. Yalnız sorun şu, ilacı tedaviyi keser kesmez bu semptomların önemli ölçüde çok büyük ölçüde geri geldiğini görüyoruz. Çünkü bu ilaçlar genellikle serotonin seviyesini, bir kısmı da işte noradrenalin seviyesini fizyolojik düzeyde tutuyor. Yani danışanın stres altında kaybettiği düzeye, eski kendi normal düzeyine yükseltiyor. Bu da danışanda, hastada hızla bir rahatlama yaratıyor. Ancak geçtiğimiz zaman yine süreçler eski başladığımız yere dönmüş oluyor. Ancak psikoterapide bu demin bahsettiğim bizim de kendi araştırmamızda gördüğümüz gibi o depresyon süreci gerçekten de daha kalıcı olarak gerileyebiliyor. Bunun da sebebi depresyonu biz bir o danışanın yaşadığı maladaptif süreçlerin ya da bağlam bozukluğunun getirdiği süreçlerin bir sonucu olarak aslında görüyoruz. Depresyon kendi başına bir
hastalık olarak görmekten farklı bir yaklaşımımız var. O da tabii buradaki kullandığımız yöntemin başarısını açıklayabiliyor. İlk çalışmalar 46'da başlıyor, hemen savaştan sonra. Alexander ve French yapıyor. 60'larda Balint ve Mellon yine bir kısa süreli terapi geliştirmek istiyorlar ama yine dediğim gibi psikodinamik artık bir nesne ilişkileri temeline doğru ilerlemiş durumda 60'larda. Biliyorsunuz Melanie Klein'dan başlıyor ve süreç giderek aslında bütün klinik alanı hakimiyeti altına alan bir yaklaşım. Şu anda da herhalde çok büyük ölçüde yaklaşım nesne ilişkileri temelli bir psikodinamik yaklaşım. Klasik psikanalizin varlığı hala devam ediyor ama hani çok sınırlı ve kısıtlı. Bu Mellon'un ve Ballant'ın yaptığı çalışmadan sonra birçok yaklaşımın bazı temelleri ortaya çıkmış oluyor. Bunun arkasından bir takım bilimsel incelemeler yapılıyor. Hani bu öneriler var ve etkili olduğu konusunda da fikirler var ama bu gerçekten etkili mi? Hem danışanlar hem de psikoterapistler için uygun mu? 84'te Kılırmen ve arkadaşları yapıyor. 84'te Luborski çalışıyor. Ve 84'te yine Straff ve Binder ki bizim yöntemimizin temelinde bu iki araştırmacı var. Bunlar Vanderbilt Üniversitesi'nde çalışıyorlar. Binder diye yanlış hatırlamıyorsam savaş sırasında Avrupa'dan kaçıyor ve Amerika'ya gidiyor. Onların araştırdığı şey daha ziyade bizim bugün anlatacağımız, işte bizim klinikte kullandığımız yaklaşımın, yani Levinson'ın katkısı olan, ki benim süpervizyon hocam olan, bu yaklaşımın temel bir takım ana öğelerini içselleştirmiş olmak istiyoruz bu sürecimiz içerisinde. Bir başka gerçek var. İstekleri dahilinde veya değil, bütün terapistler kısa süreli psikoterapi yapmaktadır. Çünkü psikoterapistin zamanı olsa bile danışanın zamanı birçok faktörle kısıtlanmış durumda. Nedir bunlar? Bir tanesi maliyet olabilir. İnsanlar uzun bir süre ödeme yapma yönünde sıkıntı yaşayabilirler. Hayatın getirdiği bir şeyler olabilir. Şehir değiştirirler, iş değiştirirler, çalışma tempoları değişir, aile baskıları ya da ailenin talep ettiği ihtiyaçlar değişir. Bu da bu sürece zaman ayırma yeteneklerini kısıtlayabilir. Bir başka temel nedense genel eğilim psikoterapide kısa süreli kalmak yönünde bir eğilim olması. İnsanlar bütün uzun bir zamanlarını psikanalitik olarak düşünürsek hayatlarının önemli bir kısmını bu süreç içinde geçirmek istemiyorlar. Tersine hızla kendilerini toparlayıp belli bir noktaya gelip hayata geri dönmek istiyorlar. Kısa süreli çalışan psikoterapistler de aslında tam olarak bunu istiyor. Temel paternleri çözüp onları hayata iade etmek istiyoruz. Buna Stern kendiliğinden meydana gelen kısa süreli psikoterapiler diyor. Burada bir katılım eğrisi göreceğiz. Şudur. McKenzie 91'de çalışmış. Zaman ilerledikçe bu aşağıda şeyleri görüyorsunuz. Seans sayılarını görüyorsunuz. Yukarıda gelişmeyi görüyorsunuz. Belli bir süre sonra bu bir plato yapmaya başlıyor. Yani seans sayısı arttıkça gelişmenin artması söz konusu değil. Bu da bize şunu gösteriyor. Belli bir süreden sonra psikoterapi devam etse bile gelişme başladığı kadar hızlı olmuyor. Diğer bir nokta, danışan ve psikoterapistin çıkarlarının tırnak içinde çatışması meselesi. Burada anlaşılan şu, danışanlar bir sıkıntı, bir acı içerisinde. Haliyle hızla iyileşmek, toparlanmak istiyorlar. Ama psikoterapist de gerçekten kişilik organizasyonunda kalıcı bir değişiklik yaratma hedefinde. Hal böyle olunca ikisinin yaklaşımı arasında bir takım farklar olabilir. Burada bundan bahsediyor.
Danışanlar ani bir iç rahatlaması, hızlı bir rahatlama ihtiyacındayken terapistlerin amacı problem çözmek. Yani onların kişilik organizasyonunu yüksek seviyeye, olabilecek en yüksek seviyeye taşımak olabilecek. Bir başka soru işareti, açık uçlu psikoterapiye terapilere başvuran danışanlar amaç hislerini kaybedebilirler. Bu mümkün. Odaklı psikoterapilerde ise buna bağlı olarak, bu odak hissinin kaybedilmemesine bağlı olarak terapiyi terk etme, dropout olma oranlarında bir düşüklük gözleniyor. Burada ampirik kanıtlara dayalı ilerleme oranları 8 ile 16. seanslarda %50, 26. seans itibariyle %75'lik bir ilerleme tespit edilmiş. Nasıl bir ilerleme oluyor? Diğer birçok psikoterapide olduğu gibi önce bir öznel iyilik hali gelişiyor. Danışanımız birkaç seanstan sonra, bazen birinci seanstan sonra kendini çok iyi hissetmeye başlıyor. Tabii bizim bundan bir şikayetimiz yok tabii ama amaçladığımız nokta bu değil. Danışanı daha ileri taşımak için halle süreci izah ediyoruz. Sonra semptomlar değişiyor. Nedir bunlar? Bize gelene kadar geçirdiği sürecin sonunda bu insanda işte birçok somatizasyon ortaya çıkabiliyor. Mide ağrısı, baş ağrısı, işte kas ağrıları, eklem ağrıları, uykusuzluk, sürekli bir yorgunluk, bunlar değişmeye başladığında biz de psikoterapinin ilerlediği konusunda bir takım kanıtlar bulmuş oluyoruz. Ve son olarak da her şey yolunda gidiyorsa, danışanımız da terapide kaldıysa, kişilik organizasyonunda ve ilişkisel süreçlerde iyileşme başlıyor ki asıl temel düzeltici faktör bizim için bu. Kısa süreli psikoterapi 3 yılın üstünde kazanım sağlıyor. Çalışmalarda danışanların %20'si de uzun süreli gruba verildiklerini, öğrendiklerini psikoterapiyi bırakıyorlar. Bu bekleme listesi yurt dışında kullanılan bir şey. Devletten destek alacaksanız bir listeye kaydoluyorsunuz. Bahsettiği şey budur. Demin biraz bahsettik. Danışan yönünden maliyet önemli, ayrıldığı zaman önemli ve bu sürecin verimli geçirilmesi temel önem taşıyor. Bu da tabii hangi psikoterapi yöntemini seçeceği konusunda ona haliyle bir yönlendirme sağlıyor. Metaanalitik çalışmalar, birkaç tanesini birazdan göreceğiz. Bekleme listesine üstünlüğü olduğu gayet açık. Danışan tedavisine başlıyor. Etkinliği uzun süreli psikoterapi yöntemlerine eşdeğer ve etkileri kalıcı. Çünkü kişilik organizasyonunda bir değişiklik yapmayı hedefliyoruz. Burada birkaç tane özellik var. Onları sırayla geçelim. İleride onları detaylandıracağız. Sınırlı bir odağımız ve sınırlı hedeflerimiz var. Odak temel maladaptif örüntüye odaklanmak şeklinde. Zamanımız sınırlı. 20 saat civarında sonlandırmayı düşünüyoruz. Levinson'un önerisi 24 ama 20 saatte de gayet iyi sonuçlar alınıyor. Seçim kriterleri aslında çok geniş. Zor danışanlarda bile, yani kişilik organizasyonu daha ilkel düzeyde olan danışanlarda bile klinikte iyi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bununla ilgili de ileride detay, seansın sonunda, sürecin sonuna doğru bir detay verecek. Terapistin etkinliği, burada bu yaklaşım söz konusu. Bunu da ayrı bir sunumda tekrar belirteceğim. Bir takım psikodinamik yaklaşımlar gibi terapistin pasif bir tutum alması söz konusu değil. TLDP'de ya da zaman sınırlı kısa süreli psikoterapide. Bunu da diğer sunumlarda görme imkanımız olacak. Hatta formülasyon ve süpervizyonlarda da bunu daha pratik bir şekilde, daha deneyimsel bir şekilde görme imkanımız olacak. Terapötik ittifak bütün psikoterapilerde temel olması gereken bir nokta. Burada da var tabii. Hızlı değerlendirme, hemen müdahale. Burada bu terapistin etkinliğiyle alakalı bir durum. Bunun da nasıl yapıldığını danışanlar üzerinde görme imkanımız olacak. Planlanmış sonlandırmada kastettiğimiz, her şey yolunda gidiyorsa 20 seansta ya da Levinson'un önerdiği 24. seansta bunu bitirmek istiyoruz. İyimserlik ve sözleşme yine genel bir takım kavramlar. Bütün psikoterapilerde istisnasız kullanılan kavramlar bunlar.
Psikodinamik yönlerle ilgili özellikler analitik kavramlar ve teknikler. Bunlar tabii Freudian ekolün üstüne kurulu bir anlayış. Dinamik psikoterapi ona referans yapıyor. TDP'yi ayıran özelliklerden odakla başlıyoruz. En önemli özelliklerden bir tanesi zaman yanında tedavinin sınırlı bir odağı olması. Merkezi bir temamız var, bir konu var, bir problem var. Ve bu danışanımızın hayatını temel olarak alt üst eden nokta bizim için. Buna biz maladaptif örüntü diyoruz ya da temel örüntü de diyebilirsiniz. Temelde bunu bulmaya, keşfetmeye ve bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Kaldırmaya çalışırken de iki tane ana müdahale alanımız var. Bir tanesi yeni bir anlayış kurma, diğeri yeni bir deneyim sağlama. Bunu da ileride tekrar tekrar göreceğiz. Kısa süreli yaklaşımda, bizim yaklaşımımızda yani, o da anlamak için çeşitli yollar var. İlk başlangıçta bu öneriler 84'lü Liborski çatışmalı çekirdek ilişkiler teması olarak bunu önermiş. Horowitz 88'de rol ilişki modelleri kavramıyla önermiş. Sifneos ki hani klasik psikanalize dahil bir insan 79 ve 87'de çözülmemiş ödipal çatışmalar şeklinde bunu ortaya koymuş. Weiss'in plan formülasyon metodunda yine bu çok temel bir nokta. Men de bunu bireyselleşme ayrışma problemi olarak ortaya koymuş. Bizim için bu döngüsel maladaptif örüntü. Bu konuyu bu terimle bundan sonra sık sık karşılaşacağız. Bunları koyanlar işte bütün teoriyi kuranlar, bütün bu yaklaşımı kuranlar olan Straff ve Binder adlı iki araştırmacı 84'te dediğim gibi Vanderbilt Üniversitesi'nde bunu önermişler. Bu temalar bize bir yol gösteriyor, bir pusula gibi görev yapıyor. Ve hem zamanı hem de odağı çok daha etkin kullanmamızı sağlıyor. Zaman TLDP'yi diğer dinamik psikoterapilerden ya da diğer nesne ilişkileri temelli psikoterapilerden ayıran en net değişken. Diğerlerinde zaman iyileşmeyle ya da klinik gelişmeyle ölçülüyor ve zamana odaklanma çok da öncelik gösteren bir şeydir. Ama bizim için zaman mümkün olduğu kadar hızlı ve etkin çalışmak temel bir önem taşıyor. Burada da şu nokta önemli belki. Terapötik çalışmayı etkilemek veya hızlandırmak için kullanılır. Yani zamanı etkinliği artırmak için kullanıyoruz ki zaman en önemli anlamını burada buluyor diye düşünüyorum. Bu Levinson'un önerisi zaten. Geleneksel olarak kısa süreli psikoterapilerde maksimum seans sayısı 94'te Kos ve Şiang 25 olarak önermiş. Ancak demin de bahsettim buna, seans sayısıyla değil de başka bir şekilde zamanı etkin kullanmak diyelim ya da zamanı dikkatli izlemek. Yani tedavi süresinden bağımsız olarak zamanı dikkatli kullanmak yani etkinliğini maksimum düzeyde kullanmak şeklinde düşünmek çok daha aslında uygun olan bir şey. Burada vurgu terapist ve danışanın ikisinin bir gövde olarak diyelim ya da bir ittifak olarak diyelim. Süresi sınırlı tutumlarıdır. Bu ne demek? Döngülerimizi en etkin bir şekilde en kısa sürede ortadan kaldırmak için birlikte çalışmak demek. O yüzden de zamana duyarlı ya da zamanı etkin kullanan gibi tanımlar haliyle daha açıklayıcı olabilir. Seçim kriterleri bu çok tartışmalı. Demin bahsettiğim birçok araştırmacıda çok farklı seçim kriterleri var. Hatta Freud da bu konuda kafa yormuş ve ilk nesil kısa süreli psikoterapistler ki Davanlo var bunların arasında, Madden var, Mann var, Sifneos var yine. Ego kapasitesini, motivasyonu, nesne ilişkileri yüksek seviyede olanları ayırıp onlara kısa süreli psikoterapi yapmayı düşünmüşler. Ve bir takım zorlayıcı seçim kriterleri geliştirmişler. Burada temel bir paradigma var. Kısa süreli dinamik psikoterapi erken dönem gelişim ve deneyimleri,
davranışların bilinç dışı belirleyicilerini, çelişkilerin rolünü, aktarımı, direnci, duygusal davranışlar gibi bütün bu metapsikolojik analitik kavramların üstüne kurulmuş. Ama bir modelle ilgisi yok. Çok daha integratif, çok daha aslında pragmatik ve kliniğe yakın bir anlayış. Diğer bir psikolojik teknik değişikliği danışanın regresyon ya da bağımlılık yaşamasından uzak durmak. Bunun yerine danışanı mümkün olduğu kadar bağımsız tutmak istiyoruz ve terapötik sürecinde gerçeğe yakın olmasını arzu ediyoruz. Çünkü hem zamanımız kısa hem de sürecin mümkün olduğu kadar etkin olmasını istiyoruz. Diğer bir şey de terapistin tam bir hikaye oluşturmak için genetik materyal biriktirmekten uzak duruşu. Göreceğiniz gibi formülasyonda biz klasik bir anamnez almıyoruz. Yaptığımız yöntemi referans odaklı özgeçmiş almak deniyor. Bunu da şöyle başlatıyoruz. Daha sonra defalarca bunun üstüne geçeceğiz. Danışanın kendi kelimeleriyle hikayesini anlatmasına izin veriyoruz ve duygusal tona dikkat ediyoruz. Bu tabii bu duygusal ton bize hep aktarım karşı aktarım kavramına referans yapıyor, oraya gönderiyor. O da aslında yeni deneyim sağlamak için bizim kullandığımız en temel kavramlar. Birçok dinamik psikoterapide olduğu gibi. Şimdi ve burada ilişkisine konsantre olmak keza birçok dinamik yaklaşımda olduğu gibi bizim için de çok temel bir nokta. Çünkü şimdi ve burada bir yeniden canlandırma olduysa bu artık bizim paternimizle ilişkisi olan bir şey olma ihtimali taşıyor. Ama bir süreç içinde bu insan diyelim 40 yaşında, işte bu süreç içinde geçirdiği zaman içinde bunu halletmenin bir yolunu bulduysa ve şu anda onun gündelik hayatta bir ifadesi yoksa bizim için bunun bir anlamı yok. Odaklandığımız şey bu değil. Biz şu anda onun en büyük sıkıntısına odaklanıp en temel, en kuvvetli, şiddetli örüntüsünü bulma amacındayız. O yüzden de şimdi burada yaptığımız uygulamalar, müdahaleler son derece önemli. Burada şeylere bakalım, araştırmalara. 95'te Levinson, Spitt ve Bartman'la beraber çalışmış. 1500 psikoterapist araştırmışlar. %58'i geri dönmüş ve %82'si kısa süreli psikoterapi yaptığını ifade etmiş. Sonra 95'te Levinson ve Davidovits çalışmış. 3600 psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanıyla çalışmış. Amerika'da sosyal hizmet uzmanları da psikoterapi yapma hakkına sahip anlaşıldığı gibi. %57 bir dönüş oranı olmuş. Klinisyenlerin büyük bölümü sırasıyla %89, 77, 84 bu sıraya göre kısa süreli psikoterapi yaptığını ifade etmiş. Yine 95'te Levinson, Davidovits başka bir uzun süreli takip yapmışlar. 30 yıllık bir dönem ki bu hani çok bilimsel biliyorsunuz olağanüstü bir şey, zaman. Genelde 3 ya da 5 yıl yapılan bir şey bu. Kısa süreli psikoterapi eğitimi alan klinisyen sayısı %51'den %68'e çıkmış. Bu da çok önemli bir değer. Burada yararlanma yüzdesini görüyoruz. 86'da Howard ve arkadaşları çalışmış. Objektif değerlendirmeler şu düz çizgiyle, daha üsttekiyle. Subjektif olanlarsa aşağıdaki kesikli çizgiyle oluyor. En başta gösterdiğim diyagramı hatırlarsanız, baştaki yükselmemiz son derece güzel. Ondan sonra bir plato yapıyor. Bu da zaten hani kısa süreli anlayışın temel mantığını oluşturuyor. Tabii bu şey demek değil. Hani biz burada keselim ve ne olursa olsun bizim beklentimiz şu. Bu paterni kırmaya başladıysak artık bu hayatta da devam etme potansiyeli taşıyor. Ve bu gerçekten de yapılan araştırmalarda ispat edilebiliyor. Bir takım semptomlardaki etkisini görüyoruz. Bayağı bir kalabalık. 854 kişi çalışılmış. Akut stresteki plato şöyle gidiyor. Önce hızla yükseliyor. Keza yine bir düz çizgiyle devam ediyor. Belli bir zamandan sonra 20-24-28 arası bir zamandan sonra daha düz bir plato var. Diğeri kronik stres. Onda da benzer bir yükselme var ama biraz daha düşük. Karakter değişiklikleri biraz daha düşük bir şey çiziyor, hat çiziyor.
bekleneceği gibi. O da belli bir seans sayısından sonra, şuralarda bir yerden sonra bir plato çiziyor. Tabii ki kısa süreli psikoterapiye de birçok direnç var. Tabii bu direnç psikoterapistlerden geliyor. O eğitimdeki hedef onlar olduğu için. Bir tanesi çok olan iyidir inancı. Tedavinin etkili olabilmesi için uzun sürmesi gerekir şeklinde bir anlayış var. Bu ta psikanalizden kaynağını alan psikoterapinin yıllar sürdüğü. Hatta şu anda da hani nesne ilişkileri temelli psikoterapilerin de yıllar sürdüğü birçok anlayış, birçok yaklaşım var biliyorsunuz. Bir başkası analizde saf altın efsanesi. Yani benim kullandığım teknik en iyisidir, diğerleri ikinci sınıftır yaklaşımı. Bunu da anlamak mümkün. Üçüncüsü danışanın çıkarlarının psikoterapistin çıkarlarıyla çatışması. Bu da en başta bahsettiğim konunun bir tekrarı. Danışan hızla acısının dindirilmesini istiyor. Psikoterapist ise onun kişilik organizasyonunda kalıcı değişiklikler hedefliyor. Bu da tabii aralığında aslında ikisi de iyileşme istiyor ama bir çıkar çatışması yaratabiliyor zaman yönünden. Bir diğer nokta, daha aktif olmaktan bahsetmiştim. Bu her psikoterapist için uygun olmayabilir. Zamanı efektif kullanmak ya da daha yavaş bir tempo kullanmak arasında yavaş bir tempoyu tercih edebilir. O da bu sürece direnç göstermesine, bu anlayışa, bu yaklaşıma direnç göstermesine sebep olabilir. Ekonomik vesaire baskılar, karlı ve güvenilir olana tutunma isteği. Bildiğimiz şey daha güvenilir haliyle. 10 yıl, 15 yıl bir tekniği, bir yaklaşımı kullandıysak bunu değiştirmek istemeyiz. Ve de tabii ekonomik kaygılarla da buna tutunmak isteyebiliriz. Karşı aktarım ve zamanın sonlandırılması ile ilgili psikoterapist tepkileri. Sonlandırmak tabii ki danışan için zorluklar taşıyor. Onu göreceğiz. Sonlandırma için bazı kullandığımız bazı teknikler var. Bazı bir şey var, bir sıralama var. Bunu ileride göreceğiz. Ama terapist de danışandan ayrılmakta zorluk çekebiliyor. Bunu da birçok klinisyen hisseder. Ama tabii yapmamız gereken danışana bağlı kalmak değil, en doğru tavrı gösterebilmek, gücüne sahip olmak. Tabii son bir nokta, bu da insani bir şey. İşimizi nasıl yapacağımıza dair başkalarının sunduğu önerilere mutlaka bir tepki hissedebiliyoruz. TDP yaklaşımının en temelinde danışan ile terapist arasındaki ikili ilişkinin incelenmesi yatıyor. Buradan da öte şöyle bir şey oluyor. Danışan ile o ilişkisel yaklaşımı başka bir seviyeye taşıyabilirsek, bir kendi, onun bir kendilik nesnesi olarak, bu yeni ulaştığımız noktayı danışan dünya ile ilişkisinde kullanabiliyor. Buna da aslında yeni bir deneyim diyoruz. En kabaca, en geniş bir parantez içerisinde. O yüzden bu nokta çok son derece önemli. Karşı aktarım ve aktarım da keza bu noktada son derece önemli. Bunun açıklamasını yapıyor. TDP kişinin kendisi ve diğerleriyle etkileşiminde, yani ilişkisel süreçlerinin tamamında belli başlı değişiklikler oluşturmak için terapist ve danışan arasında gelişen ilişkiyi kullanır diyor. Neden ilişkisel bu? Çünkü TDP'nin temellerinden bir tanesi bağlanma teorisi. Bağlanma teorisi de biliyorsunuz bir kendilik nesnesiyle, bir bakım veren bağlanma nesnesiyle kurduğumuz ilişki üzerine inşa edilmesi iddiasına dayanıyor. Psikodinamik çalışıp da bu kavramı temel olarak görmeyen yaklaşımlar sanıyorum yok gibi bir şeydir. Ve ayrıca önemli bir nokta da bu. Prensip ve teknikleri, yani TDP'de kullandığımız psikodinamik prensip ve teknikler zaman sınırını kaldırarak da uygulanabilir. Yani bununla uzun süreli psikoterapi de yapabilirsiniz. Bu da hoş bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü ille de psikoterapi kısa süreli yapmak zorundaysanız ve birçok danışan da kısa süreli uygun olmayabilir. O zaman ben size yararlı olamıyorum demenize gerek yok. Süreci kullandığımız yöntemler ve tekniklerin uzun süreli de uygun olması sebebiyle
uzatabiliriz danışanın ihtiyacına ortadan kalkmasına, o patenlerinin yok olmasına kadar, daha sağlıklı ya da kendi istediği ölçüde sağlıklı olmasına kadar da ilerletebiliriz. Bu da sonuçta önemli bir nokta. DLDP kısa süreli psikoterapide görülen ve zor danışan, hani bütün terapilerde aslında böyle, zor danışan olarak tanımlanan danışanlar için uygun. Kim bunlar? Kişilik bozukluğu denilen, kişilik bozukluğu ya da kendilik bozukluğu olduğu ifade edilen danışanlar. Biz bunu böyle ifade etmiyoruz. Bunu bütün bu bozukluk ya da işte hastalık denilen şeylerin hepsini bir paten ve ortadan kaldırılabilir bir süreç olarak görüyoruz. Yani danışanlar hasta değil de aslında çıkmazda olan insanlar olarak tanımlama eğilimindeyiz. Burada amacımız şu, en genel olarak intrapsişik ve kişiler arası işlevsellikte, yani bu tabii kişilik organizasyonu da demek oluyor. Köklü değişikliklere ulaşmak için nedir bu köklü değişiklik? Artık daha sağlıklı, daha adaptif olmak demek. Psikodinamik kişiler arası deneyimsel bağlanma merkezli bir çerçeve ile bilişsel, davranışçı ve sistem yaklaşımlarını birleştiriyor. Tehlikeli bir yaklaşımı gördüğünüz gibi yani yararlanmadığı kaynak neredeyse yok. Son derece integratif bir yaklaşım. Neden TLDP tercih edebiliriz? Zor danışanların tedavisinde uygulanabilir. Geniş seçim kriterlerine sahip. O yüzden bir de enteresan bir nokta var tabii. Zor danışanların tedavilerinin de daha hızlı olması gibi garip bir durum var. Çünkü bu insanlar daha çok problem ifade ediyorlar. Daha çok acı çekiyorlar. Ve bunlar yüzünden de çalışmaya daha istekli olabiliyorlar. Diğer yandan deneysel araştırmalarla destekleniyor, onları gördük. Ve psikodinamik eğitim almış klinisyenler olan yakınlığı, çünkü bu da nesne ilişkileri temelli o çatı üzerinden integratif olsa da bir psikoterapi yaklaşımı. TLDP zor danışan olarak tanımlanan, nedir bu zor danışanlar? Kişilik bozukluğu olarak etiketlenen insanlar bunlar. Tedavi amacıyla tasarlanmış. Bu danışanlar hem yardıma ihtiyacı olup hem de bunu önleyen ya da engelleyen danışanlar. Çünkü zor durumda oldukları için savunmaları da haliyle son derece katı. O yüzden de süreçleri engellemeye eğilimleri çok daha yüksek. Tabii bu zorluğun getirdiği bir şey olarak da içgörüleri sınırlı, tekrarlayan, döngüsel olan ve uyumsuz olan davranış örüntüleri devam ediyor ve hayatlarını gitgide zorlaştırıyor. Bu tür insanlar sıklıkla zor, korkunç ya da daha kötü sıfatlarla etiketlenirler. Çünkü onların tedavileri terapistlerin hem yeteneklerini hem kaynaklarını, her şeylerini, sabırlarını zorlar. Onlara karşı kendi tepkilerini yönetebilme, yani karşı aktarımı yönetebilme yeteneklerini de zorlar. Bu yüzden de tabii bu ilişki daha zor ve daha çok emek isteyen bir ilişki haline gelebilir. Burada da psikoterapistlerin bir bu duruma karşı bir negatif yaklaşımı var. Zor danışanlara diğer danışanlardan farklı davranıyorlar psikoterapistlerde. Bunlar ne olabilir? Çok fazla sınır koyabiliyorlar, kızgınlık duyuyorlar, bu karşı aktarımı reddedebiliyorlar. O da süreci aslında akamete uğratıyor, zorlaştırıyor. Ya da fazlasıyla dikkatli ve özenli oluyor, o da yine sürece zarar verebiliyor. Tedavi süresini fazla uzatıyorlar ya da erken sonlandırmak eğilimindeler. İkisi de aslında bu farklı duygunun bir sonucu. En kötüsü de danışanları reddediyorlar ya da terk ediyorlar. Bu tür danışanlar sıklıkla kişilik bozuklukları tanısı alıyorlar. Bakımları veya psikoterapilerini üstlenenlere de sıklıkla sorunlar yaratabiliyorlar. Buraya kadar soru var mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Kısa süreli çalışan terapist bu tür danışanları eleyebilir. Ancak bu duyarlı ya da uygulanabilir bir davranış değildir. Veya rasyonel bir terapötik model kullanabilir.
Kronik disfonksiyonel etkileşim tarzı olan danışanlar için zaman duyarlı bir yaklaşım sadece yüksek işlevli olanlar için değil, tedavi için gelen danışanların büyük çoğunluğuna yardım etmek için kısa süreli psikodinamik strateji ve metotları uygular. Çok geniş bir uygulanabilirliği vardır. Böylece kapıdan içeri giren neredeyse herkesi tedavi etmek durumunda kalan psikoterapistler için de uygundur. TDP'nin kökeninde terapistin psikoterapi sürecine katılımına odaklanan deneysel araştırmalar vardır. En başta da 50'lerde yapılmış bir deneysel program, STRAP 55, 57, 58 ve 60'ta çalışmış. Aslında araştırdığı başka bir şey, uygulama yapan klinikteki terapistlerin danışanın durumlarına yanıt veriyor gibi görünmelerini istemiş. Burada aradığı teorik oryantasyon ve tecrübe seviye arasındaki ilişkiymiş. Ancak terapistin danışana karşı doğrudan negatif tutumunun empati kaybı ve olumsuz klinik yargılarla ilişkili olduğunu bulmuş. Bu bilgiler temelinde terapistin danışana ilk yaklaşımı kendi kendine gerçekleştiren bir kendi ortamı sağlamalı çıkarsamasını yapmış 93'te. Bu da bizim ilk seanslarda kullandığımız bir yaklaşım. Önce danışanın o döngüsünü bir ortam sağlayacak şekilde davranabiliyoruz. Ve bunu gerçekten net olarak analiz etme imkanımız ortaya çıkabiliyor. İkinci çalışma Vanderbilt 2 çalışması aynı üniversitenin. Burada psikoterapistin performansında eğitimin etkisini araştırmışlar. Başta sonuç zor danışanlarla çalışırken de eğitim programının TDP tipi stratejilerini öğretmekte başarılı olmasıymış. Yani 93'te çalışmış. Üçüncü proje VAST projesi. Burada psikoterapi süreçleri ve sonuçları araştırılmış. David Overstreet 93'te VAST projesindeki danışanların yaklaşık %60'ının TDP izleyen pozitif, semptomatik ve kişiler arası sonuçlara ulaştığını bulmuş. %60 gayet iyi bir oran. Danışanların %71 de problemlerin azaldığını hissetmiş. Böyle bir ifade de bulmuş. Uzun süreli bir takip çalışması yapılmış. Beyin 95, beyin var arkadaşlar 94, level sonra beyin 93. Danışanları terapiyi tamamladıktan sonraki 6 aydan 6 yıla kadar yeniden değerlendirmiş. Ortalama 3 yıl. Danışanların semptom bazındaki kişiler arası ilişkilerindeki iyileşmelerin korunduğu ve geliştiğini ortaya koymuş. Bu önemli bir nokta. Aslında tam da bizim kısa süredeki yaklaşımımızın temel mantığını ortaya koyuyor. Eğer biz gerçekten paterni kırmaya ve danışanı da bu süreci ortak etmeye, bu süreci ilerletmeye dahil etmişsek, bu süreç psikoterapi bittikten sonra da devam edebiliyor. Ve gitgide bu gelişebiliyor. Bu çok önemli bir nokta kısa süreli bütün yaklaşımlar için. Takip sürecindeki danışanların %80'i TLDP uygulamasının problemleriyle daha etkili uğraşmanda yardımcı olduğunu düşünmüşler. Bir başka önemli tarafı TLDP'nin, kısa süreli dinamik psikoterapinin öğretilebilir ve öğrenilebilir olması. Yani bu öğrenilebilecek, deneyimlenebilecek, işte belli bir noktada formülasyona, süpervizyona ilerletilebilecek ve başkalarına öğretilebilecek bir yöntem. Bunun için çok özel bir işte hokus pokusa, işte gurulara, şuna buna gerek yok. Tersine karizma falan gerekmiyor. Sadece işimizi yapmamız yeterli oluyor. Bir önemli nokta daha var ki bence son derece önemli. Terapistin kendi özgün özelliklerini adapte edebileceği esnek bir çerçeve sağlıyor. Yani her terapist için kendine özgü bir tarz oluşturmasına yardım ediyor. Bu integratif olma yaklaşımı sebebiyle. Bu da tabii aslında her terapistin yararlı olmak için temel ihtiyacı olan nokta. Eğer bir şeyi taklit ediyorsak zaten o danışana yeteneğimiz olduğu kadar, yani kapasitemiz olduğu kadar yararlı olmayız. Çok daha az oluruz. Kendi tarzımız olursa kendi kapasitemizi sonuna kadar maksimum düzeyde kullanma imkanımız olacaktır ki belki de temel nokta bu.
Bir sonraki cümle de önemli. TLDB terapistlerin sıkı sıkıya bağlı kalacakları bir psikoterapist gibi değil, bir teknisyen gibi hissettiren tekniklerden kaçınmalarını sağlıyor ki bu da önemli bir nokta. Tabii ki ana noktalar, ana faktörler, kurallar çok fazla esnemez, değişmez ama arada gerçekten de büyük bir alan var ki terapistin bunu kullanması gerekiyor ve her hasta için ayrı bir şekilde modifiye etmesi, düzenlemesi gerekiyor. 7 tane varsayım var. Kısa süreli dinamik psikoterapide. Danışan bozulmuş kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan problemler için ki bu temelde bizim için bağlanma bozukluğu. Yani 0-3 yaşta anne ile olan ilişkiden bahsediyoruz. Ve bu bozulmuş süreçten gelen problemler için kişiler arası bir psikoterapi ihtiyacındadır. Burada öğrenilen disfonksiyonel stiller bu erken dönemde 0-3 yaşta öğrenilmiştir. Ve bugün korunmuştur ama bu süreç boyunca danışanın bize başvurduğu yaşa kadar geçirdiği süreç boyunca, yaşadığı süreç boyunca da bunlar defalarca kullanılmıştır. Böylece çok daha güçlenmiştir. Yani savunmaları giderek, güçlendirerek ilerletmiştir danışan. Danışan psikoterapistle yeniden kişiler arası bir sorun yaşar, yaşamalıdır. Çünkü bu maladaptif ya da disfonksiyonel stillerin terapi odasında da yani bize bir nesneye uygulamasını görüyoruz. Görmek gayet güzel bir şey. Çünkü onun ilişkisel dünyasını bu şekilde keşfetmiş oluyoruz. Terapist de burada döngüye girmeyecek. Hem o sürecin içinde olacak, o ilişkisel matrisin ortasında olacak hem de gözlemci tarafında koruyacak. Ve bu zorlukları yeniden canlandırılmasına şahit olacak. Ve bundan da temel örüntüleri bulmakta, danışana yardım etmekte yararlanacak. Ve bunu tanımlanıp, bu ilişki örüntüsü tanımlanacak hem danışan hem de terapist için bir noktaya gelmek istiyoruz. TLDB'de kişiler arası psikoterapi modeli kullanılır. Kökenleri nesne ilişkilerine bağlıdır. 53'te Sullivan'ın ilk çalışmaların gösterdiği gibi kişiler arası bakış açısının kritik önemini vurgular ve modern kişiler arası teorisyenler bakış açısıyla da uyumludur. 82'de Kaisler ve Einstein, Benjamin 93, Greenberg Mitchell 83'te gibi. Bunlara göre insanlarla ilişkili olmanın korunması ve bu yönde çalışılması bütün insanlar için başta motivasyon gücü. Çünkü dürtü çalışma kurumundan farklı olarak aradığımız şey dürtülerin tatmini değil, bağlanma arayışı, ilişki kurma ihtiyacı, nesne ilişkileri yaklaşımına göre. İlişkisel güç, ruhsal yapıların içgüdüsel dürtü tatmini ile toplumsal kısıtlamalar arasında mücadele vermek üzere belirlenmiş olduğunu varsayan klasik psikanalizde tamamen zıttır. Yani dürtü tatmini ve toplumsal kısıtlamalar kavramını kabul etmiyoruz. Bütün nesne ilişkileri yaklaşımlarında olduğu gibi. Bu da yine aynı paradigma değişimi. Bunu Altman 93'te, Cooper 87'de açıklamış. Dürtülerin deşarjını kişiliğin gelişmesi olarak tanımlamaktan veya kişiler arası ilişkileri şekillendirme sürecine doğru odaklamaktan uzak TLDB yaklaşımı. Diğer yandan bir başka eğilim de var ki bu genel bir eğilim aslında. Psikanalitik ekollerde bile var. Çok daha az dürtü odaklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor son 10 yıllarda. Ve bilimsel, kültürel, sosyal, klinik sebeplere daha fazla yönelmekte. Çevresel ve kültürel faktörler giderek öne çıkmakta. Bu tür bir anlayış değişikliği patoloji olarak tanımlanan şeyin en temel noktasını da etkiliyor. Terapistlerin klinik durumu nasıl yorumladığı, hangi müdahalelerin uygun olduğu gibi bunlarda da değişiklik ortaya çıkıyor haliyle. İlişkisel görüşte terapistin katılımcı gözlemci olarak terapötik ilişkilerin içinde işlemsel örüntülere odaklanmasını sağlıyor. Aktarım bir bozukluk değil, hatta terapistin davranış ve isteklerine danışanın makul algısı ve tepkisi ve karşı aktarımda terapist açısından başarısızlığı göstermez, danışıyla etkileşimin doğal bir sonucudur. Hatta kişiler arası empati ve yanıt verici rolünün de işaretidir.
Kıdas, Rabbi Binder ve Sandler'ın 76'da koyduğu bir kavram. Biz de yeni deneyim yaratmak için aktarım ve karşı aktarım süreçlerini son derece önemsiyoruz. Diğer nesne ilişkileri yaklaşımlarında olduğu gibi. Sadece psikanalitik psikoterapiler değil, burada kastedilen dinamik psikoterapi. Tüm psikoterapi modelleri, örneğin kognitif psikoterapi, Safran Siegel 90'da ifade etmiş, davranışçı psikoterapi, Kuhlenberg ve Tsai 91'de ifade etmiş. Kişiler arası perspektifte giderek daha fazla bütünleşiyorlar. Bu da tüm dünyadaki o integratif yaklaşıma doğru ilerlemenin görünümleri aslında ki 90'larda başlamış. İnsan doğası gereği sosyal. Doğumdan hemen sonra yaşayabilmek için belli bir süre başkasına bağımlıyız. Kime bağımlıyız? Bağlanma nesnemize bakım veren insana, genellikle bu anne oluyor. Böylece başkalarına nasıl davrandığımızın dünya ile olan ilişkimizde veya kendimize dair nasıl hissettiğimizde rol oynuyor oluşu aslında sürpriz bir şey değil. O yüzden de kliniklerde karşılaştığımız problemlerin büyük bölümü doğası gereği kişiler arası problemlerdir. Çünkü inşamız da kişiler arası bir inşa. Bu süreç olmadan ortaya çıkan sonuçlar da bu sürecin eksikliği sonucu ortaya çıkan sonuçlar, yani döngüsel maladaptif örüntüler. Dilde psikolojik semptomlar ve problemlerin kişiler arası zorluklardan dolayı ortaya çıktığı düşünülmektedir. Danışanlar terapiye geldiklerinde genellikle bir takım psikolojik ifadelerde bulunmazlar. Anksiyete, depresyon gibi bir takım semptomlarla gelirler. Ancak bunların kökeni araştırıldığında sonuçlar genellikle kişiler arası bir takım sonuçlara bağlanır. Bu da bizim daha önce de bahsettiğimiz aslında bunun, bu tür anksiyete gibi semptomların aslında o kişiler arası süreçlerin ya da daha temelde kişilik süreçlerinin ya da en temelde döngüsel madde örüntülerin ortaya çıkmasının getirdiği bir takım ifadeler olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin danışan terapiye herhangi bir sebebi yokken gergin olduğunu söyleyerek başlayabilir. Ancak konu çalışıldığında terapist danışanın tek çocuğunun okulu terk ettiğini öğrenir. Bazı danışanlar yaşadıkları kişiler arası ilişkilerde zorlukları çözmek için psikoterapiye başlarlarken bu şikayetleri hayatlarındaki insanları değiştirme istekleriyle iç içe geçmiştir. Bu da tabii hemen bize bir maladaptif paterni işaret ediyor. Danışan bu bozuk kişiler arası ilişki tarzını nasıl geliştiriyor? Tedbirin ikinci varsayımı, bu bozukluğun ilk bakım verenle olan ilişkilerdeki sorunlardan kaynaklanmasıdır. Yani bir bağlanma bozukluğu olmasıdır. Bunu kuran da 69'da John Bowlby ve temel aksiyomu şu: diğerlerine güvenli bağlanmanın anksiyetenin negatif etkilerini nasıl değiştirdiğini ve sağlıklı gelişimi nasıl güçlendirdiğini tanımlıyor ve bunu hem diğer canlılarda hem de insanlarda ortaya koyuyor. Daha sonra 73'te ebeveyn figürleriyle olan ilk deneyimlerin, burada bakım veren bir kişiden aslında başlıyoruz. Bu ilişkilerin bireyin kişiler arası dünyasındaki ruhsal temsilcileriyle veya çalışma modelleriyle sonuçlandığını kanıtlamıştır. Çalışma modeli dediği şey ilişki kurma tarzımız. Dünyayla, insanlarla ve da nesnelerle. Danışan bu kişiler arası ilişki tarzını, bu maladaptif ilişki tarzını nasıl geliştirir? Anlayışımız şu: yetişkin ilişkilerdeki bozukluklar ilk bakım verenle olan ilişkilerdeki sorunlardan kaynaklanır. En temeli her zaman bunu koyuyoruz. Karşımıza çıkan semptom ne olursa olsun bunu geriye doğru sürüyoruz ve ilk bakım verenle olan ilk ilişkiyi araştırıyoruz. Bunun için birçok yöntem kullanıyoruz. Ondan sonra zaten süreç birdenbire çok daha açık, net ve görünür hale geliyor terapist açısından. Sonraki süreç daha ziyade bunun danışan tarafından içselleştirilmesi ve süreçlere uygulanması, bütün ilişkisel süreçlere uygulanması olarak ilerliyor.
Bu da 0-3 yaştan bahsediyoruz. Çocuk, bebek 0-3 yaşta bebekten çocukluğa doğru evlenme nokta. Tabii bu 6'ya kadar devam ediyor ama 0-3 inşa yönünden en temel zaman. Çok hayatta kalması noktasında çok önemli bir ihtiyacı var çocuğun. Bu onun survivor olmasına kaynaklanıyor. Burada hayatta kalmak için neye ihtiyacı var? Çocuğun duygusu bu. O yüzden de bakım verenle olan ilişkisinde ona uyum sağlamak için yapması gerekenleri hissediyor ve bunları uygulamaya başlıyor. Bunlar da durum gerçekten de mağdap tipse, işte bu ilişki pek iyi değilse, bakım veren güvenli bir insan değilse bir savunma olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Bu belli şekiller yani belli savunmalar çocuklara diğer ilişkiler insanlarla ilişkide olmanın doğası hakkında bilgi veriyor. Daha sonra bunlar kullanıldıkça organize oluyor ve bir şamaya dönüşüyor. Bizim örüntü dediğimiz de işte bu şama. Bu da diğerlerine olan duygusal bağı korumak ve sürdürmek için temelde gerekli. Ancak bir maladaptif şemamız ya da bir örüntümüz, paternimiz olduysa bütün bu sürecimiz, bu duygusal bağı koydurmak için, korumak için, sürdürmek için olan bütün bu sürecimiz bir savunmalar zinciri haline geliyor ve hayatımız son derece zorlaşıyor. Psikoloji. Bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. 11'i 10 geçe tekrar başlayalım. Tamamdır hocam.
Soru yoksa başlayalım isterseniz arkadaşlar. Başlayabiliriz hocam. Evet, ne demiştik? Bahsettiğimiz şey bakım veren ve bebek arasındaki ilk deneyimdi. Buna tabii bağlanma deneyimi diyoruz. İddiamız şu, bütün artık dinamik psikoterapiler gibi ki ezici çoğunluğu bunu bir temel kabul ediyor artık. Bu bakım veren anne ile bebek arasındaki ilişki bütün sürecin temel organizasyonunu inşa etmek için önem taşıyor. Her şeyin nasıl olacağını, nasıl yürüyeceğine bir kaide gibi, her şeyin temeli gibi bir rol üstleniyor. Yani orada çocuk, bebek güvenliyse, bundan sonraki hayatında da büyük ölçüde, büyük bir travması yoksa, hayatın getirdiği korkunç bir şeyle karşılaşmadıysa, gerçekten de şanslı bir hayatı olabiliyor. Ama bu dönemi kötü atlatırsa da, bütün bu hayat süreci boyunca birçok özellikle ilişkisel zorlukla karşılaşmak zorunda kalıyor. Bizim amacımız da bunun ifadesi olan en temel paterni bulup onu ortadan kaldırmak ve süreci sağlıklı hale getirmenin yolunu bulmak. Çünkü bu paternin sonucu olarak birçok savunmayla dünya ile ilişki kuruyoruz. Okuduğumuz ilişkiler de bizim hem kişisel mutluluğumuzu ve huzurumuzu hem mesleki potansiyellerimizi, kariyerimizi, arkadaşlığımızı, bütün çevresel alanlarımızı, yani bunlar temelde dört tane: ailemiz, işte partnerimiz, iş arkadaşlarımız, iş ortamımız ve kendi yakın arkadaşlarımız olmak üzere. Bunların hepsinde bu temel savunmayı kullanıp bütün bu süreçleri bizim için zor hale getirebiliyoruz. Temel olarak bütün hayatımızı zorlaştıran nokta bu. Bununla bağlantılı olarak kendimize ait çalışma modelleri ya da şemalar ya da paternler ya da örüntüler de diyebiliriz. Kendi özgüvenimizi ve kendi kavramımızı tanımlar. Tıpkı bizim kendimizi aynadan görmeyi öğrendiğimiz gibi çocuk da kendi hakkında diğerlerinin bilincini saklayan bir aynadan kendi yansımasını görüp kendi hakkında bilinçlenir. Somut olarak ne demek bu? Evet, annemize bakıyoruz. Bize değerliymişiz gibi bakıyorsa değerliyiz. Güzelmişiz gibi bakıyorsa güzeliz. Aptalmışız gibi bakıyorsa aptalız. Bu o kadar her şeyin temeli olarak düşünülmesi gereken bir nokta. O yüzden de son derece önemli. Daha sonra da hayat bize bir takım zorluklar yaşatabilir. Bir takım ilişkisel saldırılara, zorluklara maruz kalabiliriz. Ama temeldeki durum sağlamsa, temel güven duygusu diyoruz buna. Bu sağlam olarak inşa olduysa, diğerlerini aşmamız son derece hızlı olabilecektir. Ama burada hata varsa diğerlerinin etkisi son derece derin olabilir ki belki de en temel nokta burası. Bu tip problematik davranışlar, yani paternler, örüntüler, şemalar, kalıplar çocuğun bağlanmasını korumak için öğrendiği adaptasyonlarla başlar. Yani nedir bu? Anneme bağlı kalmak için ne tür bir ödeme, ne tür bir rüşvet, ne tür bir fedakarlık yapmalıyım? Çocuk bunu öğrenir. O zaman da bütün ilişkilerinde bunu kullanmaya devam eder. Burada bir örnek var ama biz kendi şeylerimizi kullanacağız bu işler için. Kendi vakalarımızı ve yani böyle bir metinden ziyade ses kayıtları dinleyeceğiz ve onda bu süreçleri keşfetmeye gayret edeceğiz. TDP'ye göre bireyin kişilik gelişimi belli bir noktada sona ermez. Diğerleriyle etkileşim halinde dinamik olarak değişir. Bunu nasıl görüyoruz? Diyelim borderline bir organizasyonu var. Borderline savunmaları var diyelim, daha da doğru olarak. Bakıyoruz ki bu insan işte 25 yaşında çok problemler yaşıyor ama 45 yaşında belirli bir dengeye, çok yine sorunların önemli bir bölümü belki devam edebilir ama çok daha iyi bir dengeye oturabiliyor. Yani etkileşim halinde olmak
onun gelişimine katkıda bulunuyor ve bu süreç onun birçok yönden ilerlemesini sağlayabiliyor. Diyelim duygu regülasyonu son derece kötü bir insan söz konusu olsun. Bakıyoruz ki ilerleyen yaşla beraber bu durulmaya başlıyor. Daha sakin oluyor. Yine sıkıntılı ve acı çeken birçok yönü var kendisine ait. Ama 25 yaşında olduğundan çok daha aslında dengeli ve stabil diyelim artık, stabil durumda. Bozuk ilişkisel tarz demin söylediğimiz gibi bağlanmaya bağlı olarak yaşamın ilk döneminde öğrenilmiş. Yani 0-3'te 6'ya kadar devam ederek ama 0-3'te temel olarak öğrenilir. Ancak bu tarz sürdürülebilir olması yetişkin yaşamında güçleniyor. Nasıl güçleniyor? Bu tabii bu patern üstümüze yapışık olarak kalmıyor. Bu paterni kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? İşte ilkokula gidiyoruz. Eğer fedakarlık ya da kendimizi düşük görmekle ilgili bir paternimiz varsa orada da 6-7 yaşında olmamıza rağmen kurduğumuz ilişkide bunu kullanmaya başlıyoruz. Sonra ne oluyor? Ortaokulda, liseye aynı şeyi kullandıkça buna uygun da bir karşılık alıyoruz ve bu kullanım daha da kötüye gidebiliyor danışan açısından. Ve süreç onun için kullandıkça, pekiştikçe daha da katı, daha da tırnak içinde kullanışlı, kendine zarar verme yönünden kullanışlı hale geliyor. Bu da başta biraz bahsettiğim konuyu bir daha toparlıyoruz. Kuramsal bütünleşmede bağlanma kuramı çok önemli. Kişiler arası kuram çok önemli. Bunu nesne ilişkileriyle beraber düşünebiliriz. Çünkü kişiler arası kuram denen kavram Avrupa'daki nesne ilişkileri yazarlarının, klinisyenlerin, teorisyenlerin bir kısmının Amerika'ya gitmesiyle kendilerini kişiler arası yaklaşıma uygulayan işte uzmanlar, teorisyenler, klinisyenler olarak tanımlamasıyla ortaya çıkan bir kavram. Ve nesne ilişkilerinin ayrılması çok da mantıklı bir şey değil aslında. Ve deneysel süreç kuramı ki bu biraz daha farklı. Aslında bilişsel bir yaklaşım. Buna duygu odaklı psikoterapi şeklinde bir marka olarak Grinberg'de rastlamış olabilirsiniz. Bu da biz de bunu, bu yaklaşımı duyguların tanınması ve işlenmesi için kullanıyoruz. Çünkü kendilik ve nesne arasındaki linki duygu her zaman kurar. Ve duygunun işlemlenmesi, ortaya çıkarılması ve partnerin zayıflatılması için duygunun işlenmesi temel bir role sahiptir. Süre yönetiminde zamanı efektif bir şekilde kullanmayı istiyoruz. Temel yaklaşımlardan, uzun süreliğinden ayıran temel yaklaşımlardan bir tanesi buydu hatırlarsanız. Burada da klasik psikanalizle olan kıyaslama, bunu bütün yaklaşımlar yapıyor. Belki denk gelmişsinizdir. Çünkü her şeyin temelinde klasik psikanalizin işte yapısalcı ya da dürtü çalışma modeli denilen teorisi var. Freud'a göre dürtüler var. Bunlara karşı kaygı hissediyoruz ve savunmalarla cevap veriyoruz. Halbuki ilişkisel yaklaşımda bir takım çekirdek duygularımız var ki bu yani bağlanmayla ilgili, bir ilişkiyle ilgili bir kaygı yaratabilir. Bununla ilgili olan eksiklik ve güvenlik stratejileri kullanıyoruz. Yani savunmalar kullanıyoruz. İçgüdü üçgenimiz de şöyle. Bugün, geçmiş ve transferans sürekli bir döngü halinde içgüdümüzü ilerletiyor ya da geriletiyor. Buradaki transferansı süreçte terapi odasında danışana yansıtıyoruz. Ondan karşı aktarım, kontr transferans alıyoruz. Ve bu bizim bu süreçte deneyime ulaşmamızda aslında en temel faktör. Burada yine dürtü çatışma modeliyle ilişkisel ya da nesne ilişkileri yönelimli modeli, bağlanma temelli olan modeli kıyaslama imkanımız var. Dürtü çatışma modelinde İçgüdüsel dürtüler ve toplumsal talepler arasında bir çatışma öngörülmüş. Terapötik ilişkide asimetri var. Terapist yukarıda bir insan, danışan ya da hasta aşağıda bir insan.
Süreç tamamen intrapsişik, çevresel faktörleri dikkate almıyor. Kültürel belirleyiciler keza asgari önemli. Böyle lineer, doğrusal bir sebep ve sonuç ilişkisi kurma eğiliminde. İlişkisel modelde ise bağlanma ihtiyaçlarıyla çevresel gereksinim arasında bir çatışma var. Etkiler her zaman karşılıklı, süreçler kişiler arası ve etkileşimsel ve kültürel bağlam asla ihmal edilemez. Terapistin rolü eski anlayışta nesnel bir tercüman, şifre çözücü, anlam çözücü, yaklaşımı tarafsız bir ekran, boş ekran olmak tarzında. İlk ego ve süperego'dan yansı bir şekilde eşit bir uzaklık koyması gerekiyor. Ve objektivist olarak yaklaşması gerekiyor. Yani bu süreç boyunca objektif olmak olması öneriliyor. İlişkisel yaklaşımda ise katılımcı, gözlemci ve tamamen katılımcı olarak süreci değerlendiriyor ve yönetiyor. Boş ekran olmak yerinde ilişkisel matrisin içine mutlaka giriyor. Yoksa zaten sürecin parçası olmaktan, danışanın ihtiyaçlarının takipçisi olmaktan uzaklaşıyor. Bir tarafsızlık var ama bu bir dengeyle ve sürecin gidişine göre tekrar tekrar analiz edilen, yorumlanan, işlemlenen bir tarafsızlık. Ve tabii perspektivist, yani objektiflikle ilgisi yok. Aktarım yönünden yine büyük bir fark var. Aktarım eski anlayışa göre bir çarpıtma. Geçmişin objektif bir şekilde yansıtılması önem taşıyor. Ve eskinin yeniden yaratılarak işte bir katarsize ulaşmak amaçlanıyor. İlişkisel yaklaşımda ise terapistin davranışları danışanı istesin ya da istemesin ya da boş ekran yapsın ya da duygusuz ifadelerle davransın kesinlikle güçlü bir şekilde etkiliyor. Burada iki bireyin aktivitesi söz konusu. Hem danışan hem terapist aktif. Danışanın terapist algılamaları makul onaklar dahilinde. Eski psikanalitik anlayışına göre, klasik psikanaliz anlayışına göre karşılaştırılan tarafsız kalmayı becerebilmek. Terapistin çözümlenmemiş çatışmalarını ve çocukluk kanıtlarının bir ürünü karşılaştırırım. Danışanın ilişkisel matrisin dışında kalması gereken bir terapist modeli var. Oyuna asla katılmıyor. Karşı transferans odaktan uzaklaşma olarak ortaya çıkıyor. Modernist ilişkisel yaklaşımda ise terapist için tarafsızlık imkansız bir konum ve yanlış bir konum. Onun yerine kişiler arası empati gerekli. Terapistin hasta tarafından verilen rolleri oynaması ve rol yanıtlamaları sürece yardımcı oluyor. Terapist oyunun içinde oluyor her zaman. Odağa katılımda karşı transferansın ortaya çıkması yine terapötik bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Klasik anlayışta doğru yorumlama, içerik ve doğruluk, kesinlik bunlar vurgulanması gereken konular. Hastanın içindeki yapıları değiştiren yorumlama temel müdahale olarak görülüyor. Saklı içeriği açığa çıkaran yorumlama keza önemli müdahale. Yorumlama ile değişim olması bekleniyor. Gizli içeriği ortaya çıkaran gerçekler doğrultusunda yorumlama bir keşif süreci var. İçgörü bilincin genişlemesi orayı sağlanmaya çalışılıyor. İletişim açık ve belirgin, sözel transferans ve yorumlamayla sürdürülmeye çalışılıyor. İlişkisel yaklaşımda ise düzeltici duygusal deneyim ana rolde ve sürecin değişimi için vazgeçilmez önemde. Karmaşık, ilişkisel bir olay olarak yorumlama söz konusu. Çünkü süreç tamamen girift. Öykü gerçek, buna objektif yaklaşmıyoruz. Anlamanın bir yolu olarak kullanıyoruz. Ve tabii çeşitli yollardan biri olarak da hem algılayıp hem de algılatmak istiyoruz. Örtük ilişkisel bir tanıma var. Terapistin içselleştirilmesi, kendiliğin ve başkalarının temsilinin değişimleri önemli. Paylaşılan analitik gerçekçilik ve sosyal yapılandırmacılık yine desteklenen kavramlar. Gerçek, göreceli yaklaşım bir buluş olarak gerçek. Çok önemli. Terapistin hastaya üstü kapalı cevap verme yeteneği terapist patolojik inançları boşa çıkarmak üzere testlerden geçiyor.
danışan tarafından. Psikanalitik yaklaşımda tepkisel danışana yaklaşım, ilişkisel yaklaşımda ise kişiler arası dünyanın aktif yorumlayıcısı. TLDB'nin temel varsayımlarına bakalım. İnsanlar insani ilişkiye aramaya ve korumaya doğuştan güdülenmiştir. Maladaptif kişiler arası örüntüler, yani DMÖ dediğimiz paternler yaşamın erken dönemlerinde edinilir, sistemli biçimde düzenlenir ve pek çok şikayetin altında yatan temel sebebi oluşturur. Erken dönem örüntüleri ısrarla devam eder çünkü mevcut ilişkilerde sürdürülür. Zaten sürdürülmüyorsa paternin bizim için bir anlamı, önemi yoktur. Kendilik ve öteki duygusuyla tutarlıdır. Bu da döngüsel bir nedensellik vardır. Bu da o döngünün ana enerjisini sağlar. Ve belki de en önemlisi, danışanlar hasta değil, çıkmazda olan insanlardır. Danışana hasta demiyoruz. Odak noktası, maladaptif ilişki örüntülerini ve onlara eşlik eden duyguları değiştirmektir. Psikoterapist hem katılımcı hem de gözlemcidir. Belirli bir içerikten ziyade etkileşimsel süreçlerle ilgilenir. Hangi süreçler? Danışan ve terapist arasındaki etkileşimsel süreçler. Temel sorunlu ilişki örüntüsüne, yani döngüsel maladaptif örüntüye odaklanır. Değişim süreci terapinin sonlandırılmasından sonra da devam edecektir. Bu da kısa süreli anlayışın hayatta kalması için gereken temel kavram. Çünkü böyle bir aksiyonumuz yoksa zaten kısa süreli yapmanın bir mantığı da olmayacaktır. Soru var mı arkadaşlar? İkinci bölüme devam ediyorum. Bu arada sorularınızı alabilirim. Görüntü geldi mi arkadaşlar? Geldi hocam, sağ ol. Aslında kısaca genel teorik çerçeveyi yaptıktan sonra onun altyapısını daha sonraki günlerde tamamlayacağız. Çünkü bahsettiğimiz gibi ilişkisel anlayış olsun, nesne ilişkileri anlayışı olsun, süreç deneyimsel model olsun ya da nesne ilişkileri olsun, bunların mutlaka süreç için bilinmesi, içselleştirilmesi temel bir zorunluluk. Ve tabii bu, biliyorsunuz belki, bu periyodik sunumlar yapıyoruz. Onlarla da bunun eksikliğini kapatmaya çalışıyoruz. Çünkü 4 gün dinamik bir anlayışın eğitimi için çok çok kısa bir süre. Ve bunu mutlaka desteklemek zorundayız. Ne yaptık? Birinci bölümde bir temel üstünde çalışacağımız döngüsel maladaptif örüntüyü bulmak için altyapıyı hazırladık. Şimdi de formülasyonumuzu yapmaya girişiyoruz. 2 tane hedefimiz var. Yeni bir deneyim sunmak, yeni bir anlayış sunmak. Bu her deneyim ve anlayışın da hem intrapsişik hem de interpsişik 2 tane yönü var. Döngüsel maladaptif örüntü temel formülasyon formumuz. Bu gördüğünüz şey. Birinci bölüme
kendilik eğilimlerini yazıyoruz. Yani duygu, düşünce, davranış olarak bulduğumuz her şeyi bu bölüme yazıyoruz. Bu bayağı bir uzun bir bölüm oluyor ve bize danışan hakkında genel bir çerçeveyi oluşturacak bir ana çizgilerini ortaya koyacak bir resim oluşturabiliyor. Tanımlayıcı bilgilerimiz gördüğünüz gibi son derece kısa. Bütün bu resmi oluşturduktan sonra bunu öğleden sonra uygulamasını yapacağız. Burada aldığımız bilgilere göre ikinci bölümü inşa etmeye çalışıyoruz. Burada birkaç tane sonuç bulabiliriz. Ama buradaki gördüğümüz bütün bu bilgi yanından gerçek bir ilişkiyle yorumlanması gereken bir durum bu iki. Çünkü bütün o sürecin sonraki bölümleri de ikiye bağlı. O yorumu iyi yapamazsak bir sonraki süreçte yanlış bir paterne doğru ilerleme riskimiz olabilir. Burada beklentilerimiz biraz farklı tabii. Beklenti dediğimiz şey bizim dünyanın bize yapacağı şey hakkındaki beklenti. Yani işte hayattan işte zenginlik istiyorum, mutluluk istiyorum falan değil. Şöyle bir şey, bana mesela işte değer vermeyecekler gibi bir şey. Ya da bana haksızlık edecekler gibi bir şey. Yani beklentim negatif bir şeyin bana karşı bir ilişki içinde yapılması. Bu da tabii bir sonraki üçü davet eden bir şey aslında bir yönüyle. Böyle bir ikiliki bu diyelim değersizliği kullanırsak öyle bir şekilde davranıyoruz ki bu üçteki başkalarının gerçek davranışlarını da davet etmiş oluyoruz. Bakıyoruz ki kendimize değer vermiyorsak başkaları da değer vermemeye başlıyor. Ve bunu öyle erken bir yaşta yapıyoruz ki bunun farkında bile genellikle varmıyoruz. Sonra dörde geçiyoruz. Bu da artık bu öğrendiğimiz her şeyin önce hissettiğimiz, düşündüğümüz bir takım duygular, düşünceler. Sonra beklentilerimiz, negatif beklentiyi kastediyoruz demin söylediğim gibi. Ve gerçekten de dünyadan aldığımız karşılık. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman kendimiz hakkında pek de iyi şeyler düşünmüyoruz. Bu bir değersizlik paterni ise dörtte artık diyoruz ki artık demek ki bütün dünya böyle düşünüyor. Ben de öyle hissediyorum. Demek ki değersizim. O zaman da haliyle artık o döngüyü başlatmış oluyoruz. Değer hissediyorsam buna uygun bir takım duygu ve düşünceyle ifade etmeye başlıyorum ya da aktarımla, transferansla bunu ifade ediyorum. Tabii beklentilerim daha da kötüye gidiyor ve dış dünyanın ilişkilerin davranışları da ilişkisel olarak karşıma kim çıktıysa bu arkadaş mı, partner mi, aile mi ya da işte bir iş sürecindeki başka bir insan mı bize karşı giderek negatif olmaya başlıyor. Çünkü bu bir davetkar bir yaklaşım haline geliyor. Tabii bunun sonucu olarak da kendimize yönelik introjeksiyonumuz, içselleştirmemiz çok daha negatif olmaya doğru gidiyor. Süreç böyle dönüyor. Ondan sonrakiler daha çok formülasyonla ilgili oraya geleceğiz. Burada neler var bizim odaklanmamız gereken? Esnek olmayan davranışlar var. Kendisini engelleyen, danışanın kendisini engelleyen beklentiler var. Başkalarından gelen bozuk işlevli yanıtlar var ve olumsuz kendilik değerlendiriyorlar. Yani 1, 2, 3 ve 4. Şu birinci bölüm duygu, düşünce, davranış hepsini kapsıyor. Beklentiler demin dediğim negatif beklentiler. Bu 3 numaradaki dışarıdan gelen, bu beklentimize gelen karşılıklar. Tabii bu da 4. olarak da o introjeksiyonlar. Kendimize nasıl bunu içselleştirdiğimiz hakkındaki değerlendirme. Bu da şöyle dönebiliyor. Her dönüşte de kendimizi daha da aşağıda bir yerde buluyoruz ve huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz giderek derinleşiyor. Bizim amacımız bu döngüyü kırıp süreci negatif feedback'e çevirmek. Tam tersini yapmak. Bütün bu süreçleri tam bir tersine çevirecek müdahaleleri yapabilmek. Nörobilimin de artık her yaklaşıma etkisi tartışılmaz. Bunu daha sonraki günlerde de göreceğiz. Nesne ilişkilerinde olduğu gibi DMÖ'nün de bir nörobilimi var. Buna göre erken dönem deneyimleri nöral yollar inşa ediyor. Bunu aslında sinapslar demek daha doğru belki. Çünkü nöral yollar biraz gelişimsel süreçle
ortaya çıkan bir şey. Ama sinapslar yani sinaptogenez denen proses son derece esnek ve biz de psikoterapiyle bunu düzenlediğimizi iddia ediyoruz. Diğer başka şeylerin yanında mesela reseptörlere de etkimiz oluyor. Psikoterapinin serotonin reseptörleri etkisi kanıtlanmış bir konu. Ama sinaptogeneze de etkili olduğu konusunda genel bir anlayış var. Burada tabii etkinlik artıyor ama katılık da artıyor. Neden? Çünkü sinapsları bir network gibi düşünmek lazım. Aynı network'ü kullandığımız sürece o sinapslar güçleniyor. Bu bahsettiğim olağanüstü esneklik sayesinde. Bu tabii beynin gücünün de aslında bir parçası. O da aslında beynimizin plastisitesi ya da öğrenme yeteneği ya da uyum gösterme yeteneğinin bir parçası. Bir yandan bizim için çok büyük bir avantaj, bir yandan da bir lanet haline dönüşebiliyor. DMU yani demin gösterdiğim form bize neler sağlıyor? Bir anlatı sağlıyor o birinci bölümde olduğu gibi. Biraz daha bir ayrıntılı tasarım ortaya koymamız için gereken verileri bir araya getiriyor. Daha sonra deneyimsel ve düşünümsel yani yeni deneyim ve yeni anlayışla ilgili bir takım hedefler sağlıyor. Yine süreç yeniden canlandırmaları tahmin edebilme yetisi sağlıyor. Çünkü süreç biraz ilerledikten sonra birkaç 3-5 seans sonra artık danışanın paterni canlanmaya başlıyor bizim gözümüzde. Bir netlik kazanmaya başlıyor ve süreç içinde yeniden canlandırmaları ortaya çıkabilecek bir takım müdahalelerde bulunma opsiyonu, şansı ya da imkanı bize veriyor. Biz de tabii etkin çalışmak istiyorsak bunları mümkün olduğu kadar çalışmak istiyoruz. Ve son olarak da terapötik ilerlemenin değerlendirilmesi. Bu daha da sonraki bir seansta yapılacak bir şey. Hasta seçim kriterlerimiz aslında geniş demiştik hatırlarsanız. Zor danışana da uygun bir yaklaşım var olduğunu iddia etmiştik. Danışanın duygusal bir rahatsızlık içinde olması gerekiyor. Tabii bu sadece bizim için değil, bütün yaklaşımlar için geçerli. Durumundan rahatsız olmayan bir insana yardım etme imkanımız pek de yok maalesef. Temel güven duygusunun belli bir seviyede olmasını öngörüyoruz. Ama bu daha çok belki de biraz relatif bir kavram. Yani zor durumdaki bir danışanda temel güven duygusu düşük olabilir ama süreçte o kadar hızlı yükselir ki gerçekten de böyle durumlar da var. Yani süpervizyon alan herkes aşağı yukarı buna denk geliyor. Bakıyoruz ki o süreç bizim beklentimizin çok ötesine de gidebiliyor. O yüzden bunu gayet iyi değerlendirmemiz lazım. Yani temel güven duygusu başta eksik diye onun potansiyelini yanlış değerlendirmek doğru olmaz. Kendi hislerini inceleme istekliliği bu da aslında süreç içinde geliştirilebilir bir şey. Hiçbirimiz hislerimizi incelemek falan istemiyoruz haliyle. Çünkü hislerle uğraşmak tehlikeli bir şey. Kırılabiliriz, üzülebiliriz, incinebiliriz. Tabii ki danışanlar da bunu derinden hisseder. O yüzden onları duyguya götürmek için aktif şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunu da keza yine işin içine girdiğinizde, danışan aldığınızda ve süpervizyon aldığınızda daha büyük ölçüde hissedeceksiniz. Terapiste ilişkiye girme kapasitesi olması gerekiyor tabii. Belki de en temel nokta bu. Danışan psikozdaysa gerçekliğini, sürecin gerçekliğini, terapi odasının gerçekliğini algılayacak durumda değilse aile süreçte bir ilerleme olması ya da sürecin başlaması mümkün olmayacaktır. Evet, adımlar nasıl gidiyor? Demin de söylediğim gibi başında danışanın kendi kelimeleri ve tarzı ile hikayesini anlatmasına izin veriyoruz ve duygusal tonuna bakıyoruz. Bu hikayeden de bir takım referans noktaları buluyoruz. Nedir bu? Danışan anlatıyor. Mesela diyor ki ikinci sınıfta anlatmaya devam ederken işte ikinci sınıfta okulu bıraktım diyor mesela. Üniversite 2'de terk ettim diyor. O zaman dönüp bunu derinleştirmek istiyoruz. Çünkü bunun bizim için bir anlamı var. Çünkü danışanın hayatını alt üst eden bir şey olabilir bu. Referans odaklı özgeçmiş böyle bir şey. Ya da
hikayesini anlatırken duygusal tondaki değişmeyi hissediyoruz ve hangi temadaysa onu derinleştirmek için araya giriyoruz. Hani dümdüz bir anamnez alalım, 5 sayfa, 3 sayfa, 2 sayfa neyse, ondan sonra da madde madde soralım diye bir yolu takip etmiyoruz. Bu bizim için hem daha hızlı hem daha efektif olduğunu düşünüyorum. Hikayenin duygusal tonuna dikkat etmeleri konuştuk. Ama sözel olmayan işaretler aslında bizim için sözel işaretlerden çok çok daha önemli. Çünkü bütün bu bağlanma süreci aslında içsel bir süreç ve bunun ifadeleri de içsel ifadelerden çok transferansla ifade edilen bir takım duygular. Semptom ya da sorunlarla ilgili duygusal kişi arası bağlam incelenecek. Bu da tabii sürecin belki de götürülmesinde kullandığımız en önemli mekanizmalardan bir tanesi. Ne yapıyoruz? Her hafta danışana o haftanın olaylarını ve ilişkilerini soruyoruz. Aradığımız şey tabii merak ettiğimiz ya da hani o insanın özel hayatını çok derinlemesine bilmek istediğimiz için değil. Ama o süreçte yeniden canlandırmalar oldu mu, paten kendini gösterdi mi? Ve bu ilişkisel süreçlerde danışan kendini bir savunmayla ifade etti mi? Araştırdığımız şey bu. Bunları buldukça da üzerinde çalışmak ve danışana onu içselleştirmek, deneyimletmek ve yeni bir anlayışa ulaştırmak tabii istiyoruz. Bütün bunlarla bilgi toplanıyor. Bir numaralı bölümde, bahsettiğim bölümde. Organize ediliyor. Ve derinlemesine incelenmesi için de DMÖ kullanılıyor. DMÖ dediğimiz şey de o 1, 2, 3, 4'ün artık netleştirilmesi, ortaya çıkarılması. 4'e geldiğimizde artık nereye gideceğimizi bilecek noktadayız ve bunu hangi araçlarla yapacağımızı artık düşünmeye başlayabiliriz. İşte iki tane temel müdahale aracımız var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi yeni deneyim oluşturma ve yeni bir anlayış oluşturma. Kavramlaştırmayla devam edelim. Temaları dinliyoruz. Seanslarda karşılıklı tepkilerin farkında oluyoruz. Bu tabii temelde aktarım ve karşı aktarımdan bahsediyoruz burada. Yeniden canlandırmaları dikkat ediyoruz. Bunları algılamaya, anlamaya çalışıyoruz ve DMÜ'yü sürekli evrimleştiriyoruz. Yani başta yaptığımız DMÜ ile 10. seansta, 15. seansta yaptığımız DMÜ aynı olursa pek de iyi çalışmıyoruz demek olabilir bu. Çok çok net bir hasta danışan değilse. Birinci hedefimiz DMÜ'yü kullanarak yeni deneyimleri formüle etmek ve ikincisi de DMÜ'yü kullanarak yeni anlayışları formüle etmek. Dediğim gibi DMÜ'yü tekrar tekrar gözden geçirmek gerekiyor ve bütün bu süreçte de kültürel faktörleri dikkate almak temel bir önem gösteriyor. Çünkü yani karşımızdaki olguyu sağlıklı bir şekilde anlamak istiyoruz. Kültürel faktörler son yıllarda, özellikle son 2-10 yılda giderek daha da önem kazandı. Terapist kültürel parametreler ve kişiler arası modellerin ayrılmaz biçimde bağlantılı olduğu yönündeki bakış açısını benimsemek durumunda. Bu birçok yaklaşımda da paylaştığımız bir nokta. Terapötik ilişki, terapistin teknikler bakımından yaptıklarından bağımsız olarak var olamaz. Ve bir şekilde ilişkisel etkisi olmayan herhangi bir teknik düşünülemez. Yani bir süreçte çok aktif olmak da ya da tamamen susmak da danışan için çok farklı anlamlara gelebilir. Örneğin diyelim sessiz olmak, terapistin sessiz olması hem sıcak bir anlayış gibi yorumlanabilir, hem de zalimce bir sessizlik olarak yorumlanabilir. Yani daha teknik söylersek, teknik ve müdahaleler ilişkisel edimlerdir. 2001'de Norcross ifade etmiş. TDP'nin stratejileri bunu Vanderbilt Terapötik Strateji Ölçeği'nden almış Levinson.
ve kendine göre bir takım geliştirmeler, evrimleştirmeler yapmış. Burada yapacak, bunu ayrı bölüm halinde sanıyorum son hafta bir daha göreceğiz baştan aşağıya. Zaten bunu da PDF olarak paylaşmış olacağım sizle. Terapötik ilişkinin beslenmesi, duygulara erişilmesi ve işlenmesi, empatik keşif, odaklı bir sorgulamanın sürdürülmesi, ilişkiye odaklanma, döngüsel örüntülere odaklanma, değişimi doğrudan teşvik etme ve zamana duyarlı, yani o hedeflediğimiz seans sayısına uygun bir tutumun, aktivitenin ya da etkinliğin sürdürülmesi. Bunlardan terapötik ilişkinin korunmasıyla başlayalım. Terapist danışanına saygılı, işbirlikçi, empatik ve yargılamayan bir duruş sergileyerek karşılık verir. Alıcı bir şekilde dinlediğine dair kanıtlar gösterir. Danışanın güçlü yönlerini fark ederek bunları kendisine geri aktarır. Terapötik süreci etkileyebilecek engeller, örneğin sessizlikler, geç gelmek, anlamlı meselelerden kaçınmak veya fırsatlar, örneğin meraklı olmak, kendini ifade edebilmek, kırılganlığa açık olmak üzerine mutlaka eğilmesi gerekir. Terapist danışanın duygusal olarak düzenlenmiş halde kalmasına yardım eder. Danışanın seans içinde duygulanımlarını deneyimlemesini ve ifade etmesini teşvik eder. Farkındalığa yaklaştığı zaman danışanın duygularının farkına varmasını kolaylaştırır ve duygusal deneyimini derinleştirmesine yardımcı olmak için çeşitli stratejiler kullanır. Danışanın duygusal deneyimlerini nitelemesine ve bunun hedefe yönelik önemini kavramasına yardım eder. Danışanın özellikle DMÖ'ye ilişkin birinci duygulara ve veya bağlanmaya ilişkin duygulara ulaşmasına, bunları deneyimlemesine ve derinleştirmesine yardım eder. Empatik keşif bölümünde açık uçlu sorular kullanır. Danışanın kelimelerinin kişisel ya da kendine has anlamlarını sorgular. Danışanın ifadelerine ve tanımlamalarına somut detaylar arayarak cevap verir. Danışanın önemli ötekiler ile ilişkilerindeki terapist ve terapötik ilişki de buna dahildir. Hisleri, düşünceleri ve inançlarını ifade etmesi ve keşfetmesini kolaylaştırır. Terapistin danışan hakkında nasıl hissediyor ya da düşünüyor olabileceği hakkında konuşması için danışanı teşvik eder. Bu biraz da biz daha zor bir müdahale ve belli bir ilerlemeden sonra 10. seanstan önce yapılması pek tavsiye edilmez bence. O yüzden ama gerektiğinde de uygun zamanda yapıldığında gerçekten çok etkili bir müdahale olarak ortaya çıkıyor. Ve tabii bütün sürecin de doğrulaması, gidişatın değerlendirilmesi için de bize gerçekten önemli bir veri sağlıyor. Buna göre de tekrar sürecimizi yönetme imkanına sahip olabiliriz. Danışanın genel davranışlarının bazı yönlerine ve özel olarak DMS'ine karşı kişinin kendi tepkilerini açığa çıkartır. Terapist ve danışan arasında gelişmekte olan kişiler arası süreçle ilgili olarak meta iletişimde bulunur. Döngüsel örüntüler üzerinde çalışmak için de danışana içe yansıtmaları yani entrojeksiyonları hakkında sorular sorar. Danışanın duygularını ve kişisel anlamlandırmalarını kişiler arası davranışlarında yine örüntüyle bağlantılandırmasına yardım eder. Yani döngüsel madde örüntünün bu davranışlara ve duygulara ya da anlamlandırmalara ne kadar girip girmediğini, ne kadar girift olup olmadığını hem keşfetmesini hem de bunu bağlantılandıramıyorsa bu bağ kurmasına yardım etmesi gerekiyor. DMS'nin kişisel ve kişiler arası işlevselliğini nasıl etkileye dair duygusal ve kavramsal anlayışını derinleştirir. Yani bu örüntünün hayatının nasıl kötüye götürdüğü konusunda danışanın bir duygusu, anlayışı mutlaka olmalıdır. Birincil duyguları inkar etme ihtiyacıyla danışanın birincil bakıcılarıyla olan erken deneyimler arasında bağlantı kurar. Birinci duygular şunlar.
Şöyle bir şey mesela, bir çift terapist için düşünelim. İşte bana işte haber vermeden işte bir gece ortadan kaybolmam beni kırdı. Birinci duygu. Allah belanı versin. İkinci duygu. O yüzden birinci duyguya götürmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz danışanları. Çünkü birinci duygular adaptif, ikinci duygular maladaptif. İlişkisel süreçleri birinci duygular yardım eder, işlemleyebilirsek ikinci duygular tahrip eder. Sonuç olarak danışanın daha adaptif olmasına, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yeni bir anlatım içerisinde birleştirmesine yardım eder. Bu da artık bir yeni anlayış olarak bu sürecin netleştiğini bize gösterebilir. Değişimi nasıl doğrudan teşvik edebiliriz? Tedavinin hedeflerine uygun olarak terapist ile etkileşim halinde danışanın kendisine ve ilişkilerine dair yeni deneyimler edinmesi için fırsatlar sunar. Kişinin yeni duygusal ve veya kişiler arası deneyimler ve anlayışlara yönelik adımlar atmasına yardım etmek için seans içinde ya da dışında örneğin ev ödevleri gibi süreç direktifleri verebilir. Terapinin başından sonuna dek TLDP terapisti sorgulamada odak merkezli çizgiyi devam ettirir. Nedir odağımız? Döngüsel maladaptif örüntüsü neyse odur. O örüntüden, o paternden uzaklaşmak istemiyoruz ki süreci çok daha hızlı götürebilelim. Tabii bunun başka bir avantajı daha var. Bir paternde bu temel patern olursa tabii çok daha iyi olur. Gerçekten ilerleyebilirsek, onu zayıflatmak yönünde gerçekten başarılı olursak görüyoruz ki diğer yan ya da ikincil ya da daha az güçlü paternler de belli ölçüde gerilemeye başlıyorlar ki bu çok önemli bir nokta. Tabii TLDP'nin formülasyonundaki o DMO'nun ya da o formülasyon şemasının temel mantığı da bu. Eğer en önemli paterni geriletirsek bütün bu süreçler paralel olarak gerilecektir. Veya bunu başka bir şekilde de görebiliriz. Diyelim bir danışanda o bahsettiğim dört çevreden bir tanesindeki süreçleri çok ileri götürürsek ya da hızla ilerletirsek göreceğiz ki diğer alanlarda da ilerlemeler ortaya çıkıyor. Mesela örneğin işte partneriyle ilişkisinde ilerlediysek gerçekten iyi bir noktaya gelsek bakacağız ki aynı paterni arkadaşların da ya da ailesinde de artık uygulamaktan vazgeçmeye başladı. O yüzden gittiğimiz nokta hem süreci hızlandırıyor bu odaklanma hem de bütün alanlarda aslında ilerlemeye yardımcı oluyor ki bu da terapinin etkinliği yönünden gayet iyi bir şey. Kişinin DMO'su ve yeni adaptif antları ışığında terapi süresinin sınırlı olması konusunu mutlaka danışanla konuşmak gerekiyor. Bir de tabii terapist sürecin belli bir noktaya geldiği konusunda ikna olursa onu tekrar tekrar konuşacağız. Nasıl ikna oluyoruz, nasıl emin oluyoruz sürecin ilerlediğinden. Bir de ayrılma konusunda konuşmalar yapmaya başlaması gerekir belli bir şeyden sonra. Mesela 20 seans hedefliyorsa bu artık 17'de 18'de kesinlikle konuşulmuş olmalıdır. Burada örüntülerin oluşumuna tekrar bakalım. Bakıcılarla erken dönem deneyimleri olur, yapılır, olur, deneyimlenir. Bunlar zihinsel tasarımlara yani paternlere, kalıplara, örüntülere dönüşür. Sonra bunlar düzenlenmiş, kodlanmış, deneyimsel, duygulamsal ve bilişsel veriler haline gelir. Ve bunlar ilişki olmanın doğasına dair yani nasıl ilişki kuracağına dair ona temel bir bilgi sağlar. Ve çocuk dünyayı bu paternlerin, şemaların, kalıpların merciğinden süzer ve buna göre bu temelde davranır. Ve bununla hem geçmişini hem şu anını hem de geleceğini tamamlandırır.
İnteraktif karşı aktarım deneyim için çok temel demiştik. Klasik görüşte terapistin kendi çözümleyemediği nevrotik çelişkilerinin bir görünümüdür karşı aktarım. Yani aktarım terapistin objektifini bir engel olarak görülür. Klasik psikanaliz anlayışında. İnteraktif karşı aktarım ise terapinin ilişkisel etkileşimsel duruşunda terapistin hastaya karşı karşı aktarım olmadan tepki veremeyeceğini kabul ediyoruz. Bu da terapistin kaçınılmaz olarak hastanın disfonksiyonel tarzında itilip çekileceğini ve buna göre cevap vereceği anlamına gelir. Yani ilişkisel matrixin tam ortasında olmaktan kastettiğimiz böyle bir şey. Tam olarak onun aktarımlarını alıyoruz ve ona karşı aktarımla cevap veriyoruz. Yani bir başka dünyadaki herhangi bir ilişki gibi onunla ilişkili olmaya cevap veriyoruz. Onunla bir ilişki kuruyoruz ve bu da tabii ki onun aktarımına cevap vererek itilip çekiliyoruz. Bu aynı zamanda duygu regülasyonu için danışana çok yardımcı olan belki de en temel kaynak. Ama diğer yandan da bizim onun dünyasını algılamamız için eşsiz bir önem taşıyor. Butler, Fleischer ve Strapp 93'te çalışmış. Karşı aktarımının bu transaksiyonel halini doğal, role duyarlı, hastanın aktarımının ve ilişkisel tarzının gerekli bir tamamlayıcısı veya karşılığı olarak görmüşler. Aktarıma yanıt, onu tamamlayan, karşılığı olan bir karşı aktarım olmadığı sürece gerçekleşemez. Bu aktarım, karşı aktarımda terapistin vermesi gereken, aktarıma vermesi gereken cevaptır. Bu da ancak bir duyguyla yani karşı aktarımla olur. Kayışlar 82 ve 88'de ifade etmiş. Terapist kaçınılmaz bir şekilde hastanın uyumsuz, esnek olmayan davranış örgüsüne tamamlayıcı bir karşılık verecek şekilde hareket etmek üzere kancalanmıştır. Bu da danışanla ilk başta kurduğumuz ilişkide tanımladığımız kancalanma ya da çapalanma dediğimiz kavram. Varsayımımız burada terapistin hastadan daha fonksiyonel olması, yani terapist daha az fonksiyonel olursa daha fazla uyumsuz örüntüleri ya da kişilik organizasyonu olursa o danışanı düzenleyemeyecektir. Tersine zararlı etkisi olabilecektir. Böylece hastanın, danışanın daha uç, inatçı ve kronik kişiler arası tarzının terapistin daha esnek ve uyumlu tarzını engellemesini istemiyoruz. Tersine bundan yararlanarak sakinleşmesini, stabil olmasını ve o dalgalanmaların giderek yumuşaması, sakinleşmesi, dinginleşmesini istiyoruz ve o hızlanmanın, o duygu dünyasındaki aşırı hızlanmanın yavaşlayıp toparlanmasını, mümkün olduğu kadar stabil olmasını arzu ediyoruz. Böylece ilişkide başka bir yöne doğru evrilme imkanı bulacak. Değilse, eğer terapist daha az fonksiyonelse, daha az adaptifse, danışana yararlı değil de zararı olma riski ortaya çıkabilir. Bu da Jim vakasına tekrar gidiyor. Biz onu kendi vakamızda tekrar kuracağız. Terapist bu insanla, yani danışanla iletişime geçmenin nasıl bir duygu olduğunu deneyimlemesi gerekir. Çünkü bu onun başka insanlarla kurduğu ilişkideki duygusunu ve davranışını görmesi için mükemmel bir fırsattır. Bu mutlaka girmemiz gereken, incelenmemiz gereken bir alandır. Bu aşamada bilgi, terapisti hastanın etkileşimi esnasında şimdi ve burada neleri geliştirmesi gerektiğini ya da hangi müdahaleleri yapması gerektiği konusunda araştırmaya, düşünmeye yönlendirmesi gerekecek. Ayrıca başka bir yönü daha var ki bu da aslında çok da temel bir doğrulama. Bu karşı aktarım duygusu terapistin iyi bir yöne mi gittiğini ya da başka bir yöne doğru mu savrulduğu konusunda mükemmel bir sinyal, duygusal bir sinyal, bir doğrulama olarak hizmet edecektir. Ki aslında
En sağlıklı doğrulamanın da bu olduğu bir gerçek. Hatta biliyorsunuz Kernberg'in aktarım odaklı psikoterapisinde bütün süreçte temel nokta budur. Terapistin hastanın maladaptif tarzı ilk teması, terapötik ittifakın bir yönünün gelişmesini ve hastanın terapiste duygusal bağını desteklemelidir. Bu nasıl olacaktır? Danışanlar başkalarıyla olan bağlarını tehdit etmeyecek şekilde kendilerini sunmaları gerektiğini öğrenmişlerdir. Bu nereden gelir? En baştan gelir aslında. Bakım veren insanla kurduğumuz ilişkide temel motivasyonumuz hayatta kalmaktır. Yani onunla bağ kaybetmek bizim için bir hayatta kalma meselesidir. O yüzden de o bağı tehdit edecek hiçbir şeye izin veremeyiz ve o bizden hangi şiddette, ölçüde, tarzda uyum isterse ona da cevap vermek durumundayız. Bu da bizim temel örüntümüzü oluşturan nokta. Bu da çapalanma ya da kancalanma dediğimiz şeye referans yapıyor. Terapiste eğer hayatındaki diğer maladaptif davranışı olan insanlar gibi davranırsa en başta, o yüzden bu tanıdık bir şeydir ve danışan böylece terapi odasında kalabilir. Çünkü bu tehdit edici değildir. Hani kendisini hızla dönüştürmeye çalışan kimse yoktur. Yani daha da temelde hastanın altta yatan kişiler arası şemalarıyla yani maladaptif örüntüleriyle tutarlıdır. Bu da danışanın hastanın kancalanmasını sağlar. Ancak bu terapistin ilk tamamlayıcı cevabının her zaman hastanın istediği tarzda olması demek değildir. Ancak bu örneğin hastanın uysallığına otoriter bir şekilde cevap vermek gibi beklenen bir davranıştır. Yani danışan dünya ile kurduğu ilişkiye benzer bir karşılık terapisten isteyebilir. Bu bir yandan çapalama ya da kancalanmayı sağlar ama bir yandan da bir tuzaktır. Terapistin bu konuda çok uyanık olması ve bu tuzağa düşmemesi gerekir. Evet, iyi bir disfonksiyonel uyum nasıl bir şekilde olur? Bu doğal bir şekilde olur ve terapist tarafından herhangi bir şekilde manipüle edilmemelidir. Sadece danışanın aktarımına karşılık vermek bunun için yeterli olacaktır. Ya da Straub'un dediği gibi 91'de terapistin hastanın kişiler arası yaklaşımına mantıklı ve sosyal olarak beklenen cevabıdır. Karşı aktarımsal yanıt vermekten kurtulmak ise daha zordur. Hastanın ihtiyacı olan son şey uyumsuz bir ilişki olduğu için bu da TLDP eğitiminin tam kalbinde olan bir noktadır. Sonuçta terapistin bu disfonksiyonel görüntünün kopyalarını nasıl beslediğini fark etmesi ve bu bilgiyi hastasıyla arasındaki ilişkinin doğasını pozitif bir şekilde değiştirmek için kullanması ve hastayı işbirliği içinde aralarında ne olduğunu incelemeye davet etmesi önemlidir. Başarılı sonuçlara ulaşılan terapilerde terapistin ilk etaptaki tamamlayıcı rollerini daha sonra tamamlayıcı olmayan düzeltici, deneyim yaşatıcı bir pozisyona taşıyabilmesi temel önem taşır. Titzel ve Abels 75'te çalışmış. Ancak çalışmanın diğer bir sonucu hastalar daha uyumsuz olduklarında, yani daha zor danışanlar olduklarında terapi boyunca terapistlerin tamamlayıcı cevabını tetiklemekte daha etkilidirler. Bu da zor danışanlarda terapinin neden daha etkin olduğunu gösteren bir belirteç olabilir. İbrahim Hocam bir şey sorabilir miyim? Tamamlayıcı cevap derken ne kastediliyor acaba? Burada kastedilen şey biraz enteresan bir şey. Şöyle mesela diyelim otoriter bir davranış arayışında olan bir insan terapisten aşırı liberal, aşırı özgürlükçü, aşırı rahat bir tavır görürse kendi duygusunun karşılığını almadığı duygusuna kapılabilir. Ama terapist burada buna karşılık bunun tersini yaparsa ya da
nötr davranırsa, onun istediği şeklin belli ölçüde sağlandığı duygusuna kapılmasına izin verirse, onun için bu tamamlayıcı cevap olmuştur. Artık onun için terapi odası güvenli bir alandır, tırnak içinde güvenli bir alandır ve burada kalıp süreci devam etme yoluna gidebilir. Bunu kastediyor. Ama tabii bu süreci yönetmek son derece önem taşıyor. Çünkü danışanın bu talebini bir süre sonra ortadan kaldırmak için harekete geçmemiz lazım. Onun içeride kalmasını sağladıktan sonra mutlaka o paterni kırmak için de etkili bir şekilde ilerlemek zorundayız. Davamlo, Mann ve Spinoz 78-73 ve 79-87'de çalışmış. Terapist hastada yükselen duyguları fark ettikçe daha çok şey öğrenir. Ama aynı zamanda bu duyguları kontrol altında tutup oyuna katılmamalıdır. Bu eski bir yaklaşım. Dikkat ettiyseniz psikanalitik, klasik psikanaliz yaklaşımına da yakın bir yaklaşım. Onu reddeden bir takım kuramcılar olsa da özellikle Davanlo aslında çok ayrı bir anlayışa sahip ama benzer bir fikri savunuyor. Telif'in yaklaşımı ise hastanın en yaygın ve en problemli ilişki modelini anlamaktan geçiyor. Çünkü bizim için en temel patern, en yaygın ve en problemli sonuçları üreten paterndir. O yüzden de temel hedefimiz, odağımız o paterni yok etmektir. Bu diğer ilişki modellerinin önemli olmadığı anlamına gelmez. Yani yan paternlerin ya da ikinci paternlerin önemli olmadığı anlamına gelmez. Ancak en problemli sorun üzerinde odaklanmak, diğerleri üzerine de ilerleme sağlamak için güzel bir yöntemdir. Demin bahsettiğim örnekte olduğu gibi. Bir ilişkisel çevredeki ilerleme diğer ilişkisel çevreleri de mutlaka etkisi altına alacaktır. Çünkü bu sürecin sonunda bu danışanın kendi kapasiteleri yükselmiştir, savunmalarını indirmiştir ve süreçleri çok daha iyi yönetmeye başlamıştır. TDP'de zamanın temel önemli olduğunu, süresinin sınırlı olduğunu düşünürsek, pragmatik anlamda da bu önem teşkil eder. Burada artık müdahaleler bölümüne geliyoruz. Yeni bir deneyim, yeni bir anlayış sağlamak. Yeni bir deneyim, TDP uygulamasının birinci ve önemli amacıdır. Yani hastanın alışık olduğu maladaptif yaşam tarzından daha farklı ve daha fonksiyonel, yani daha sağlıklı olması anlamına gelir. Deneyim, değişimin duygusal aksiyon bileşenini vurgulamaktadır. Diğer yönü de düşünsel tarafıydı. O da yeni bir anlayış. Onu birazdan göreceğiz. Burada içeriğe dayanan ve spesifik deneyimler yerine, örneğin sinemaya yalnız gidebilmek, yeni bir iletişime geçme tarzını ifade eden davranışlar bizim için çok daha önemlidir. Yani danışanın daha iddialı olması bizim için bir takım şeyleri bağımsız yapmasından çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü doğrudan kendilik aktivasyonuna bizi götürecektir. O da hem temel güven duygusunu hem de kendi kapasitelerine doğrudan etkili yardımcı olacaktır. TDP terapisti iletişimde spesifik ve somut davranışlardansa uyumsuz modelleri durduracak veya sonlandıracak derecede önemli değişiklikleri desteklemek ister. Bu demin konuştuğumuzla bağlantılı. Hayata hakkında inisiyatifli ve iddialı olmak bizim için diğer bir takım belirtilerden daha temel bir gösterge. Bu yeni deneyimi yapma esnasında ortaya çıkan değişimi vurgular iki karşılıklı parçası vardır. Birincisi, terapist ve hasta arasındaki çatışmanın uzlaşmasıdır. Hastanın kendi hakkında farklı bir fikri olmalıdır. Bu çatışma nasıl bir çatışma? O birinci bahsettiğim işte kancalama ya da çapalama denilen işte dinamik psikoterapilerde dönemden sonra artık aktarım ve karşı aktarımla en temelde
danışan ile bir çatışmaya girme durumundayız ve bu çatışma danışanın kendi yaklaşımını değiştirmesine kadar da dinmeyecektir. Gerçekten ona yardımcı olmak istiyorsak. Ama artık bir deneyim oluştuysa bunun dindiği duygusu bize gelmeye başlar. Bu da aslında doğrulama için mükemmel bir durumdur. Bu aktarım bize gerçekten de doğru yerde olduğumuzu, gerçekten ilerlediğimizi, yararlı olduğumuzu, danışanın da mükemmel çalıştığını gösterir. Bu da her yönden iyi bir noktaya geldiğimiz konusunda bizi ikna eder. Diğer yandan bunun bir parçası olarak hastanın da kendi hakkında farklı bir hissi olması gerekir. Yani diyelim böyle primitif bir borderline hasta, hani çok yapışmacı, çok yardım arayan, çok bağlanmak isteyen, çok sevgi, ilgi, yardım talep eden bir insan. Sonra bakarız ki bize, biz de eşit bir partner gibi, eşit bir sosyal çevrede tanıdığımız bir insan gibi ilişki kurmaya gayret ediyor. Ve anlarız ki onun o malda artık ihtiyaçları ortadan kalkmış ve artık kendi merkezinde yaşamaya ve böyle hissetmeye başlamış. Bu da bizim için mükemmel bir haber. Hasta terapi seanslarında terapiste değişik davranma riskini alabildiği bir deneyim listesine sahip olmalıdır. Yani şunu demek istiyorum. Danışanın başta diyelim o aynı örneği devam ettirirsek. Başta terapistin ilgisini, sevgisini, işte aşkını ya da onayını, takdirini kazanmak için onun öngördüğü ya da kafasında hayal ettiği kadar uysal olmak, uyumlu olmak peşinde koşan danışan, daha sonra kendi gerçek kendini göstermeye başladıysa ve bu artık terapisti rahatsız etmeye, tırnak içinde rahatsız etmeye, çünkü bu en çok istediğimiz şey aslında, başladıysa, artık o gerçek bir kişilik olarak sahneye çıkmaya başladıysa bu bizim için mükemmel bir haberdir. Ve gerçekten de başarı ulaştığımız konusunda mükemmel bir doğrulama olabilir. Bu da onunla bağlantılı. Terapi boyunca ortaya çıkan hastanın kendisiyle, terapistiyle ve aralarındaki ilişkiyle ilgili farklı takdirler geliştirdiği bilinimler dizisinden oluşmaktadır. Bu en temelde neyle olur tabii? Tahmin edeceğiniz gibi aktarım ve karşı aktarımla. Hastanın orijinal, disfonksiyonel, uyumsuz etkileşim tarzı, kişiler arası öncüller ve sonuçlarından oluşan bir seri aracılığıyla öğrenilir. Daha fonksiyonel bir kişiler arası tarz da bir başka öncül sonuç dizisiyle öğrenilebileceği varsayılır. Yani bu öncül sonuç dizisi nedir? Birincisi disfonksiyonel, uyumsuz olan, bağlanmadaki nesneyle, bağlanma nesnesiyle yani ilişki içerisinde öğrenilir. Fonksiyonel olansa terapi odasında terapistle kurduğu ilişkiyle öğrenilen yeni bir tarzdır. Ve diğerinin yerine geçmesi gerekir o insanın çok daha adaptif olması için. Pozitif kişiler arası tecrübelerin fonksiyonu, örneğin daha az yargılayıcı bir terapistle daha iddialı konuşabilen danışan, işte demin kastettiğim şeylerden bir tanesi de buydu. Danışanın gerçekten de terapi odasında belli bir süreden sonra daha iddialı, daha işte kendinin arkasında duran, görüşlerinin, ifadelerinin, stilinin, tarzının arkasında duran bir hale gelmesini mutlaka istiyoruz. Bu bizim için vazgeçilmez bir şey. Burada hastanın ilk aşamada bir öğrenme aşamasına girmesini sağlamak, böylece kullandığı eski modelleri artık kullanmamasına ve yeni modeller geliştirmesine ulaşmaktır. Eski modeller nedir? Ancak uyumlu olursam, uyumsal olursam ya da yapışırsam ya da onun istediği gibi olursam değer, takdir vesaire göreceğim. Yeni model ise benim böyle şeyler, böyle uyum, böyle davranışlar, böyle aşırı adaptif diyelim artık tırnak içinde davranışlar göstermeme gerek yok. Kendimi ortaya koyarak da gerçek ilişkiler kurabilirim. Bu da yeni öğrendiğim model. Bu canlı öğrenmede TLDP pratiğinin önemli bir bileşeni.
Çünkü artık yeni bir tarzla da hayatta kalmam ya da kalmamam durumu ortadan kalktı. Kendim olarak da zaten hem değerliyim, hem yeterliyim, hem de aradığım neyse bütün o pozitif değerleri saydım. Hastanın terapideki yeni davranışları aktif bir şekilde deneme, nasıl hissettiğini görme ve terapistin yanıtlarını fark etme şansı vardır. Bu da demin bahsettiğimiz yeni ilişkisel tarzda terapistle bunu doğrulaması anlamını taşıyor. Daha iddialı bir tarzda devam edersem ve burada hayal kırıklığına uğramazsam, burada bunu sürdürebilirsem demek ki dünyada da, dışarıda da, gündelik hayatta da ya da İş alanında da bunu kullanabilirim ve bu bir gerçek bir uygulama alanı bulabilir. Ama bunu ilk defa aynen bir çocuğun ebeveynle yaptığı gibi terapi odasında deneyimlemek durumundayım. Güvenli odada bunu deneyimlersem ve başarırsam dünyada da bunu deneyimleyip başarma şansım ortaya çıkar. Bu bilgi daha sonra hastanın kişiler arası şemasını kendi ve diğerleri arasındaki ilişkilerde neleri bekleyebileceğini şekillendirir. Bu deneyimsel atılımlar hastanın ürkek olduğu alanlarda yani maladaptif örüntü kullandığı alanlarda daha da artan bir duygusal öğrenme yaşamasını sağlar. Bu aslında yeni bir deneyim. Teknik bir başka önerilen isim ise canlı öğrenme. Hastanın sahnediklerine beklediği yanıt gelmediğinde, yani döngüyü tekrarlayan zarar verici bir yanıt gelmediğinde bir gerginlik ortaya çıkar. Ve bu gerginlikten de yeni öğrenme ortaya çıkar. Yani yeni dilimin nasıl oluştuğu konusunda çok net bir bilgi bu. Bir döngüyü tekrarlıyorum. Örneğin çok uysal olmak için gayret ediyorum ama buna bir karşılık alamıyorum. Ya da terapiste hediye getirmeye kalkışıyorum. O da bundan pek hoşlanmıyor. Ne oldu? Bir gerginlik ortaya çıktı ve bir hayal kırıklığı ortaya çıktı. Ve bu gerginliğin içinden de artık o yeni deneyim, yeni öğrenme ortaya çıkacaktır. Böylece duygusal anlamda yoğun bir süreç ortaya çıkar. O bu terapiyi ısıtır. Ve sadece daha soyut öğrenmeye dayalı yaklaşımlara göre daha hızlı bir gelişme yaşanmasını sağlar. Soyut öğrenmeye dayalı dediği klasik psikanalizin yorumlama ve açıklamayla yapılan süreçleri. Bu da Reichman'ın bir özlü sözü var. Hastanın ihtiyacı olan açıklama değil, yeni bir deneyimdir. Terapide yeni davranışları aktif olarak deneme, nasıl hissettiğini görme ve terapistin cevaplarını fark etme şansı vardır. Bu da yeni bir tarzın inşası için temel önemde bir takım prosesler. Deniyoruz nasıl hissettiğini, bir nesnenin nasıl hissettiğini görüyoruz ve onun cevaplarını da fark ediyoruz ve yolumuza devam etme şansımız ortaya çıkabiliyor. Daha az yargılayıcı bir terapist ile daha iddialı konuşan bir hasta, pozitif kişiler arası deneyimlerin fonksiyonu olarak ilk etapta bir öğrenme aşamasına girmesini, böylece kullandığı eski modelleri artık kullanmamasını ve yeni modeller geliştirmesini de sağlayacaktır. Bu deneyimsel atılımlar hasta ürkütücü alanlarda olduğunda artan bir duysal öğrenme aşamasını sağlayacaktır. Bunu geçmiştik bir kere daha. TDP'nin yeni deneyimler ve prosedürlere dair amaçları, o deneyim yaşatmakla ilgili amaçlar ve deneyimler ve yeniden canlandırmalar ve canlı öğrenmeler, bazı davranışsal tekniklerle de kullanılan yöntemlere benzerlik göstermektedir. Örneğin hastaların korkulan uyaranlarla negatif bir sonuca ulaşmayacak şekilde karşı karşıya getirildiği maruz bırakma terapisi, modern kognitif teorisyenlerin deneysel yanlışlama yani deneyimler aracılığıyla kişilerin kendileri ve başkaları hakkındaki disfonksiyonel fikirlerin yanlışlanması olarak adlandırdıkları kavram buna benzer perspektiflerdir. Safran ve Segal 1990'da önermiş.
Plan formülasyon metodu da benzerlikler olabilir. Samson ve Weiss 86'da, Weiss 93'te önermiş. Terapistler hastalarının testlerinden geçtiklerinde de değişim oluşmaktadır. Nedir bu test? Örneğin dünyayı güvenli bulmaktan bahsedelim. Danışan, bunu her danışan önemli ölçüde yapar ama plan formülasyon metodunda bu onlara göre temel bir müdahaledir ya da temel bir deneyimdir. Onun güvenli olup olmadığına dair birçok küçük test yapıyordur zaten. Bu her sanat terapi seansında da olması gereken olan bir şey. Ve buradan anladığı şey bu nesnenin gerçekten güvenilir olup olmadığını tespit etmek. Bu haliyle bütün dinamik yaklaşımlarda olan bir şey ama plan formülasyon metodu buna kritik bir önem vermektedir. Keza düzeltici duygusal deneyim kavramı da bizim için çok önemli. Bunun için ayrı bir bölüm de olacak. Bunu aslında 50'lerde, 50 yıl önce Alexander French 46'da önermiş. Ama orada klasik psikanalizin etkisi altında bu kavramı oluşturmuşlar. Bastırılmış anıların ortaya çıkarılmasının ve genetik yeniden yapılanmanın terapötik önemi konusuna meydan okumuşlar. Bu cümle ilgili bölümleri geçiyorum arkadaşlar. Kendi vakalarımızı konuşacağımız için. Terapist yeni deneyimi özellikle seanstaki en faydalı, sağlıklı, olgun hallerinden seçim yaparak hastanın disfonksiyonel tarzını en çok baltalayabileceği belirli yönlerle teşvik eder. Nedir bu yönler? Çok uysal bir insan için çok iddialı olmak gibi aslında en çok da onu kıran yönlere doğru onu ilerletmelidir. Terapistin hastanın uyumsuz davranış örüntüsünü iyi anlaması temel bir önem taşır. Bu formülasyondan da hastanın uyumsuz etkileşim tarzını yıkmak için terapistin ne yapması veya söylemesi gerektiğini tanımlayacaktır. Burada cilden bir alıntı var. İhtiyaç duyulan terapinin spesifik, değişebilir, aktarım karşı aktarım etkileşimleri olmasını önermiş ki bu da bizim kullandığımız yöntemde gerçekten de önemli. Terapist hasta etkileşimleri doğru içerik hakkında olmalıdır. Yani burada kastedilen her zaman paternimiz, maladaptif örüntümüz. Burada bir örnek var. Hastanın DMÜ'sü eğlenceli ve saf bir kız olmazsa kimsenin onu taklit etmeyeceği şeklinde olursa hasta 5 seansın çoğunda şaka yapmaya yeltemiyor. Ama terapist onu bu şakalaşmaları elindeki mendili gergin bir şekilde sıkmasıyla bu tezatla yüzleştiriyor. Burada yeni deneyim, yani seninle ilgilenmem için, sana değer vermem için neşeli olmak, beni eğlendirmek zorunda değilsin gibi bir deneyim. Bu da danışan için kritik önemde olabilir. Bir başka hastalığın DMÜ'sünde alkolik babası onunla sürekli alay ettiğinde silik bir duruş sergilemesine neden oluyor olabilir. O da beşinci seansta yine mendilini gerginle sıkarken şaka yapmak istiyor. Ya da bunu deniyor. Terapist şakayı gerçekten diğer terapistin tam tersi yönde. Büyük bir merakla ilgiyle dinliyor ve araya girmiyor. Bu da yeni deneyim. Onun sahne almasını takdir etmek. Böylece hassas bir anında onunla alay etmek. Aslında çok enteresan tabii. Aynı müdahalenin iki ayrı insanda ne kadar farklı deneyimler oluşturabileceği konusunda mükemmel bir örnek. Her iki vakada da terapistin müdahaleleri, sözel olmayan bir davranışla ilgili gözlem yapmak, dinlemek yani. Psikodinamik bir terapistin kabul edebilir müdahaleleri aslında. Sahte bir şey yapmaya ihtiyaç yok. Örneğin hastanın şakasına fazla gülmek, her iki durumda da benzer terapötik duruşla cevap vermeyi gerektirecek bir talep söz konusu değil aslında. Bu vakalarda terapistin davranışı hastalara şimdiye kadarki kişiler arası şemalarının yanlış olabileceği ihtimalini göstermiştir. Bu da belki paterni kırmak için en temel noktadan bir tanesi. Bugüne kadar bu paternle yaşadın ama belki de bu yanlış bir patern. Hayatını belki de uyumlu hale getirmiyor.
Belki de bunun için büyük bir bedel ödüyorsun. Belki de sürekli seni rahatsız eden, huzursuz eden bir şeyle devam ediyorsun gibi bir şey. Benzer yeterli nitelik ve incelik deneyimleriyle hastalar ilişkilerinde içselleştirilmiş değişik çalışma modellerini geliştirebilirler. TLDB bu şekilde hastanın transaksiyonel dünyasının ana yapısını değiştirecek değişimleri teşvik eder. Böylece kendi kavramlarını da etkileyecek şekilde yansıması gerekiyor bu değişikliklerin. Hastaların kendi terapötik ilişkilerini içselleştirdiklerini kanıtlayan deneysel bulgular gün geçtikçe artmaktadır. 90'da Quintana ve Mira kısa süreli terapi esnasında hastaların terapistlerinin davranış şeklini algılama halini, onların intrapsişik aktivitelerine çok benzediğini ortaya koymuştur. Steven Harris ve arkadaşları 94'te bir adım daha ileri gitmişler. Hastaların hem kendilerinin hem terapistlerinin terapötik etkileşime katkılarını içselleştirdiklerini ve bu içselleştirmelerinin de pozitif sonuçları olduğunu bulmuşlardır. TLDP'de yeni deneyim yaratmayı vurgulamaktaki amaç seçim kriterlerini yönetmekte oldukça önemli olmasıdır. Bu şekilde onarıcı bir deneyime sahip olmak değişimi kolaylaştırıyorsa, TLDP için en iç gözleme yatkın en zeki hastaları seçmemize gerek yoktur. Somut düşünenler ve psikoloji hakkında fikri olmayanlar bile ne zaman yeni bir deneyimde bulunduklarını bilirler, hissederler. Ve normal referans çerçevelerinin dışında bir şey olup gittiğinde fark ederler. Bu yeni deneyimi tam olarak kavramsallaştırmayabilirler veya somutlaştıramazlar. Onun hakkında konuşamazlar. Ancak beklenmeyen ve potansiyel olarak değerli bir şeyle karşılaştıklarına dair bir duyguları mutlaka vardır. Gentlin 91'de ifade etmiş. Yeni deneyimlerin başta amaçlar arasında olduğuna dair bu terapi yöntemine yorumlama yoluyla anlamayı vurgulayan, psikodinamik kısa süreli terapi yöntemine kabul edilen hastalardan çok daha geniş ölçekte hastayı kabul edilmemize olanak sağlıyor. Çünkü bilinç düzeyinde değil de duygu düzeyinde aslında müdahalelerimizi yaptığımız, bunu da hani danışanın entelektüel düzeyle bilgisi olmadığını kabul ettiğimiz için burada bir seçim kriterlerini dartmak bizim için bir anlam taşımayacaktır. Bazen hastalar yeni bir terapötik deneyim yaşadıklarına dair algılarını kolaylaştırmaya ihtiyaç duyarlar. Bir hastanın dediği gibi bu deneyimleri istifleyebileceğim bir dosyam bile yoktu. Öylece kayboldular. Terapistin bazı noktaları vurgulaması veya yeni kişiler arası davranışların ortaya çıkışı hastanın böyle bir dosya oluşturmasını sağlar ve hasta yeni bir şeyi tatmaya hazır hale gelir. Yeni bir deneyim için uygun bir duygu durumuna geçer. Yeni deneyimi ana amaçlardan biri olarak ortaya konmaktaki bir başka sebep de deneyimsel öğrenme ile olan ilişkisidir. Kendi dinamikleri hakkında çok bilgili, hatta DSM-4 tanılarını bile koyan hastalarla karşılaşmak çok nadir değildir. Ancak yine de daha mutlu, daha tatmin dolu, daha ödüllendiren veya fonksiyonel bir hayata ulaşamamışlardır. Yani gerçek onları daha çok bilgileri olması onları özgür kılamamıştır. Bu da yeni anlayışa geçiyoruz. İki tane hedefimizden bir tanesi de hatırlarsanız. Yeni anlayış sağlamanın amacı duygusal, davranışsal alanda vurgulayan yeni deneyimden ziyade kognitif değişikliklere odaklanmaktır. Yani yeni deneyimi daha çok duygu alanında, yeni anlayışı da daha çok bilinç alanında şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Hastanın yeni anlayışı genelde onun disfonksiyonel örüntüsünün tanımlanmasını ve anlaşılmasını kapsamaktadır. Bunu elde etmek için terapist yorumlama, netleştirme, yüzleştirme gibi ortak psikodinamik teknikleri kullanmaktadır. Yeni anlayışı kolaylaştırmak için terapist, geçmişteki önemli başkalarıyla ve bugünkü önemli başkalarıyla birlikte ortaya çıkan tekrarlayan örüntülere dikkat çekebilir. Hayatlarındaki diğer insanlarla nasıl benzer ilişkileri olduğunu fark etmeye başlayabilirler danışanlar. Bu yeni perspektif de onların
diğerleriyle kurdukları disfonksiyonel etkileşimleri devam ettirirken oynadıkları aktif rolleri inceleme olanağı sağlayabilir. Bu da cin meselesini yine atlıyorum. TLDB'de yeni anlayışın ortaya çıkmasını sağlayan en güçlü müdahale hasta ve terapist arasındaki şimdi ve burada etkileşimlerin incelenmesidir. Terapistin seanslarda döngüsel maladaptif örüntülerin yeniden sahnelenmesini gözlemlemesi ve böylece hastanın kendi davranışları hakkında in vivo yani canlı anlayış kazanmaya başlamasıyla gerçekleşir. Hasta terapötik ilişkide bu örüntülerin nasıl ortaya çıktığını anlayarak hayatında belki de ilk defa bu örüntüye yol açan davranışların doğasını güvenli bir ortamda inceleme fırsatı bulacaktır. Terapist hastanın geçmiş gelişimini anlamasını sağlayarak onun davranışlarını ve semptomlarını çözmesine katkıda bulunur. TLDB bakış açısıyla semptomlar ve disfonksiyonel davranışlar bireyin tehdit edici durumlara uyum sağlama girişimleridir, yani savunmalarıdır. Elbette hastanın genelleştirebileceği, algılayabildiği, geliştirebileceği yeni bir anlayış, onun entelektüel yeteneğine, iç gözlem kapasitesine ve psikolojik görüşle alabilmesine de bağlıdır. Bazı somut düşünen hastalar için anlayabilecekleri en fazla şey, davranışları ve diğerlerinin yanıtları arasındaki lineer ilişkidir. Daha fazla psikolojik bilgisi olan hastalar, etkileşimsel örüntülerindeki nüansları kavrayabilirler, ilişki örüntülerinin nasıl başladığını algılayabilir ve bugün ortaya çıkan karmaşık görünümünü ayırt edebilirler. Yeni deneyim ve yeni anlayış aslında aynı resmin iki parçasıdır. Her iki perspektif her zaman için uygundur ama bazen biri figür, biri zemin olur. Yeni deneyimler sadece kısa süreli hislerden ibaret değillerse kendiliği ve başkalarını yansıtan öğeleri de yani anlayışları da içerirler. Benzer şekilde yeni anlayışlar da basit entelektüelleştirmelerden ibaret değillerse deneyimsel ve duygusal öğeler içerirler. Psikodinamik eğitim almış terapistler genellikle yeni deneyim zeminine yaydıkları bir yorumla müdahale etmeye eğilimlidirler. Bu da onların büyük resme odaklanmalarını ve onu kavramalarını sağlamaktadır. Hastayla yeniden disfonksiyonel bir senaryo oluşturmama yollarını bulmaları gerekir. Bir terapist, terapideki herhangi bir özel noktada yeni deneyim veya yeni bir anlayışı teşvik etme tercihine dair olarak farklı bir süreç tarzını destekleyebilir. Hastanın kavramsal çerçevesini zorlayarak altta yatan duygusal materyale ulaşmaya yapılan vurgu, direkt olarak yukarıdan aşağıya olan süreci yansıtır. Davranışsal değişim veya deneysel farkındalığı kolaylaştırma yolu ise duygusal deneyime ulaşmak için aşağıdan yukarı olan yaklaşımdır. Safran ve Greenberg 91. Bu yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olan süreçler nörobilimsel kavramlar. Daha sonra tekrar üstünden biteceğiz. Bir de tabii sonlandırmadan daha önce birkaç kere bahsettik. Burada bizi ikna etmesi gereken bazı noktalar var danışanın süreçlerinin. Nedir bu? Danışan hayatındaki önemli ötekilerle etkileşimsel değişiklikler olduğunu kanıtlamış mıdır? Hasta terapi dahilinde kendine ve terapiste ilişkin yeni bir ya da bir dizi deneyim edinmiş midir? Terapist ile hastanın ilişki kurma düzeyinde ebeveyn çocuk düzeyinden iki yetişkin düzeyine bir değişiklik olmuş mudur? Terapistin hastaya karşı aktarım tepkisi genellikle negatiften pozitife doğru değişmiş midir? Hasta kendi dinamiklerine ve bunları sürdürmedeki rolüne ilişkin belli bir anlayış geliştirmiş midir? Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Saatimiz 12.34. 1.30'da formülasyonla devam edeceğiz. Sorularınızı varsa alayım. Yoksa bir öğle arası verelim. O zaman ben bunu İbrahim Hocam bu şekliyle kaydedeyim eğitimi öğleden önce diye. Uygun mudur sizin için? Tabii uygun. Tamam hocam.